Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu el etemmani el ekmelani ala seyyidina Muhammed. Tıbbil kulubi ve devaiha. Ve afiyetil abdani ve şifaiha. Ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi. İbn-i Ataullah Sekenderi'nin hikmetlerini şarhını okuyabımız İbn-i Acibe'ni şarhı bilen. Allah uzun menfaatli kılsın. Ötken seferki hikmette La yekun teahhuru emedil atai ma'al ilhahi fid dua muciben li ye'sik fehuve damine lekel icabete fima yehtaru lek la fima tehtaru li nefsik fil vakti lezi yurid la fil vakti lezi turid. Degendir 6. hikmette. Onda anlığı hikmetke bağlanganı da o. İctihaduke fîmâ dûmine lek ve teksîruke fîmâ tûlibe mink delilun ala intimâsil basîrati mink. 5. hikmetke bağlanganı da. Yani senge kefaleti berilgen nersege tırışıp senden talep kılıngan nersede nuksanga yol koyuşin basîretinin kalp közünü perde toskanını alamet. Parda tosilganini alomat. Dalili shunga dalolat qiladi u. Deb aytganlar. Keyin o'sha senga kafolat berilgan narsalarda orasida bittasi asosiysi duoni ijobat. Shuning uchun aytdilarki, endi duoni ijobatida sen duoni har qancha berilib qaytib qilishingga qaramasdan atoning kechikishi ijobat emas. La yakun ta'akhuru amad al-ata. Deb shuncha aytganlar. Ya'ni atoning sen so'ragan narsangni berishini kechikishi seni noumidlikka olib kelib qo'ymasin. Chunki Alloh taolo ijobatni va'da qilgan, kafolatini bergan. Yuqorida kafolati berilgan narsaga tirishma deyatuvdi. Ya'ni tirishish noto'g'ri deyilyapti. Kafolati berilgan narsalarning bittasi rizq. Bittasi sababning natijasi, har qanday sababning natijasi. Jumladan duo sabablardan bittasi, natijasi ijobat. U ham kafolati berilgan. Ud'uni astajib lakum, duo qiling, ijobat qilaman. O'shanday kafolatini berib qo'ygan bo'lsa-yu, lekin ato kelmadi vaqtida. Sen so'rayapsan, Parvardigor, mana shu oyda men 1 million topayin deyapsan, 1 million kelmayapti. Atoni kechikishi seni noumidlikka olmasin, chunki Alloh duo qilinglar ijobat qilaman deb va'da bergan, kafolatini bergan. Lekin o'zi istagandek ijobat qilishni, ijobatni natijasi, ijobatni ko'rinishi o'zi istagandek bo'lishini iroda qilib va'da bergan. Sen istagandek bo'lishini va'da qilgan emas. Shuningdek, o'zi istagan vaqtda bo'lishini va'da qilgan. Sen istagan vaqtda bo'lishini va'da qilgan emas. Va'dasiga xilof qilgan yo'q. deb aytdilar. Endi o'zi duoni o'sha berilib qilaverish kerak, Alloh taoloning berishiga aniq ishonib, bermasligiga rozi bo'lib. Chunki berishi karamidan. Bermasa talab qila olmaysiz, mas'ul bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo duoni ijobatini va'da qilganda o'tgan safar aytganimizdek, ijobat labbayka abdi, shu xolos. Asl ijobatni mohiyat shu. Ey Alloh desangiz, labbay bandam, ya Rabbi, shuning uchun 3 marta ya Rabbi desa Alloh labbayka abdi deb aytadi. 3 marta ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi desa kimiki Alloh ya labbayka abdi labbayka abdi labbayka abdi deydi. O'sha labbay bandam dedim Alloh taolo ijobat qildi bo'ldi. Endi o'sha ijobat labbay bandam degandan keyin siz nima so'rasangiz so'raysiz. Endi demak so'rovingizga bo'ladigan munosabat o'tgan safar hadis sharifda aytilgandaqa yo aynan narsani berish bilan yo o'shancha yomonlikni daf qilish bilan yoki oxiratga zaxira qilib qo'yish bilan amalga oshadi. Hammasi duoning ijobatining suratlari bo'ladi. Hammasida ijobat bo'lgan bo'ladi. Siz ijobat degan albatta so'raganini o'sha zahoti berishmas. Shu bilan birga ilhah, ya'ni ko'p qaytib ilhahni ma'nosi nima deydi? Takarrur min vajhin. Bir narsani bitta tizimda takrorlanishi, bir yo'sinda takrorlanishini ilhoh deyiladi. O'sha duoda ilhoh bo'lishini Alloh yaxshi ko'radi. Shuning uchun hadis sharifda keladiki, innalloha yuhibbul mulihina fid duo.
Allah subhanahu ve teala duada ilhah kılıp, yalvarıp, kaytıp kaytıp söylediklerini yaxşı görür. Lekin Allah Teala eğer dünyada bilmese, ahirette şunday beredi ki, ahirette bende o şu bazı mükafatlarını körgende, perverdiğer kaysa amellerim gibi bu, deyse şu icabat kılıngan o, atası berilmegen dualarım var ki. O şeyler ahiretke koyulgeni de o şeyler bular. Deyse, aytarken ki bende kaniydi, bir arta duayım dünyada icabatı görünmeseydi. Hemen ahiretke ötkeseydi deyip arzu kovarırken de. Çünkü İmam Bukhari, adette dünya için dua kımarken de. Dünya için beni sormarken de İmam Bukhari, hacatını sormarken. Bu işi biz köp muhaddislerimizde, fukahalarımızda, ulamalarımızda, örgengenimizde olan halini yukatıp koyarız. Bu peygamberimizin halini yukatken de. Resulullah'ın sünnetlerini örgenemiz, halini yukatemiz. O çünkü biz Resulullah'ın sünnetini kılamıyız, surette kılamız, mezesi olmuyor diyeyim. Ulamalarını hem, ne demek şu Ebu Hanife'de çıkma yaptı, İmam Bukhari'de çıkma yaptı, Hazreti İmam Ebu Hanife'de çıkma yaptı, İmam Şafii'de çıkma yaptı, ne demek deseyiz, onların hali yok bizde. Esasi nokta şu yerde, onların kalbi yok. İmam Şafii toplayıp bir kitap durdu, kitap yaptı diyeyim, kitabı umuyat ne? Şafii'de sizde eser olmuyordu, minden bilen bulamayız. Hazreti İmam'ın tötte kitabı var halas, böyle şuraya hemez. Asasi ilimlerini İmam Muhammed cemle geldi. İmam Muhammed'in kitabını okuyayım absutunu. Yatla valim, Hazreti İmam'ı yüzden beri, binden beri bulamayız. Berber bulamayız. Bukhari'nin hadisi mesela 6700 hadis. Yatlayın hanesini. Bukhari'den bir şimdiden tapamayız o yüzden. Ne demek ya? Bukhari yatlayın hadis durup da o şükür. Hemen başka Kur'an'ı okuyor. Hemen başka hadis durdum ya. Bundan başka Resul'ü gelişkenmez. Farkımız bizde onlardaki amel yok, onlardaki hal yok. Hocam için bizden Bukhari çıkmaydı. Esası bahisi şu, bizde onların kalbi, onların imanı, onların ameli yok. İmam Bukhari hem halı o da beden buluyor. O için dünyasıyla nasıl sorulmuyor. Bir hacetleri düşüp dua kıldılar. Dua kısalar derhal icabı bulduk. İkinci metni kısalar derhal yani ata bulduk. Kayıtıp dua kıldılar. Hain ki Allah-u Teala bu soruğumu dünyada verip koyulursa ahiretini kemeyip kalır deyip kayıtıp duasını nasıl sorumu gelirken, ahire ölüm sorumu gelirken. O şey dünyada alıp kalıp, Bukhara'dan kurulup sana kanki teken peytlerde perverdiler. Bu yer kim oluşuya karanmasından menge tarlik kaldı o zingi almanı. Deyip dua kıyırlar, o şey duası bilen bir agab almasına vefat etkenler ki. Umumen dünyasını nasıl sorumu koyulurken kayıtıp. Soruştu bile de. Lekin haklamadan şunu Allah-u Teala'ya ular dünyada kendine neme belirken deyip durup ibadet kılmayan. Bendeliğini izhar kılıp ibadet kılmayan. Hatta inki ata birse dünyada kaçken şundan. Allah Teala beni dünyada mükafatla koymasın ki huzuru da kemeyip kalmasın. O yüzden huzuru da beni nimet. Ya ki mertebe. Ubudiyet şu derecede bugün de. Şu Bukhari'nin Bukhari kıyanlarsa şu hatırlamaz. Hatıra var, mihnet var yanında. Lekin esası Bukhari'nin Bukhari kıyanlarsa bana şu ubudiyet, bana şu hal. Köz yumup aşkınca Allah'dan üzülme geldik. Bana şu hal, bana duada hem hatta ki Bukhari'nin halleri hakiki arif ve sufi bugallerini kursetti. Tasavvuf şu, ilgişleş, dombalağaşış, bakır şakır kılıp, uzun kıyım değişmez tasavvuf. Tasavvuf bana şu, kalbi Allah'a şunaka bağlanken ki, Allah da Allah'a şunaka ibadet kıladı kalbiden, biror narsa so'ramaydi evaziga. Yolg'iz bandalikni izhor qilish uchun qiladi. Hattoki duo hojatini so'rasa, berib qo'ysa, biz masalan bermasa xafa bo'lib qolamiz. Buxoriy berib qo'ysa, qo'rqib ketyapti berib qo'yishidan. Shu darajada hollari baland bo'lgan ekan Imom Buxoriy. Ana shu nuqta bu yerda ham ko'rinadiki, Buxoriyni ma'rifat balandligidan shu. Ma'rifatulloh balandligidan. Bu kishi aytayaptilarki, ijobat bo'lmasa agar seni közünde, ümitsizlikke bormagan. Belki sen istemegen, ozu istegen suratı verirdi onu belirgen diyen nasılsın. Kefaleti şünge, kefaleti sen istegen daha bir işkemez. Vadesi yakına kumadı. Şimdi şunu ne dediler? Şimdi bu nüme uçun degen de ötken sefer nokta etildi ki Allah Ta'ala'nın rububiyyeti üstünlüğü zahar ediyorsun. Benden bendeliği. El abdu abdun ve rabbu rab. Bende bende o. Rab u rab. Orada fark var bir kıyas. O şey fark zahir olup duruşu için Allah Teala özünü kahri. Uval ve huval kahiru fevka ibadi. Bendelerin üstünden hükmünü ötkezedi. Hükmünü ötkezisi için
Haklıgende icabat kılır. Lekin vazisiye bir armata hılak kılmıyor. Şunindik bendege ne demek Allah Ta'ala icabat kılmıyordu gâhıda deyse, o eğer bendelerini uzununa koyabilirim de hemen etkenini kılaman deyse, bugün bura yağmur soruyordu, bura kuyas soruyordu. Bura bulut soruyordu, bura başka nasıl soruyordu. Bura ekin köp olsun dedi, ikinci adam meşe adamı ekin yok etsin dedi. Bura şüphe soruyordu, ikinci adam kesel olup kesin dedi dua kılarken bunu. Kargan iken bunu. Yine bura nusret soruyordu, ikinci adam başka nasıl soruyorken bunu. Hemen talebini birden bir kez izleselerini becerip bu muydu? Eğer Allah Teala hemen sorgan nesnesini 300 hatı bir olursa dünyanın nizamı kalmaydı. Allah Teala dünyanın nizamını özünü muvazenetinde yetişişini temirleyen halde bendelerini, onlarının ihtiyacılarını karep durup, onlarının kereliğisini verir. Yani icabette, yani şimdi yol tutuyor. Şimdi yukarıda etkenleri teakhur diyordular. La yakun teakhuru emedil ata. Allah'ın berişi keçikse ümitsizlikle düşmekin dediler. Keçikiş diyen ne diyen oysa? Aytilgen müddetten arkaya soruluş diyen. O aytilgen müddet kim etken müddet? O dua kılıyken adam sorugen müddet. Perver diyor, meşru ayda men şifa tafuk eteyim. Meşru yili men hacge bolayım. Meşru Ramazan'da men hamasiga hatim göteyim. Meşru Ramazan'da onta karı çıkarayım. Mene şu yili 2023'nü ahirini 1 milyon dolar bulan yapayım. Fayda kılıp. Adam uzun için niyet kılıp, rica kılıp, uşuna ait et. Diyor ki, maşı bağlan, bağla görsün bu yıl, kız görsün. Şimdi benden sorarken, vaktinden keçikkeni diye durdular. Keçikkeni seni namitlik yaparmasın. Şimdi o şu vaktini siz bilgilerseniz, Allah'ın etkeni böyle yapın, buysun ez. Allah huzu bilgiler bu yılmaz hiç. Allah huzu, falan vakitte bunu anlarsan, vermem deyip durun. O şu etken vaktinde bulmaz hiç. Bana bunu da mümkülemez. Hop. Biz etken vakitte bulmadı, Allah etken vakitte bularken icabeti deyip durup, Allah'ın vaadesi, biz etken vakitte birleşmezken, ozu haligen vakitte birleşirken deyip, hop dedik. Şimdi Allah ozu bir nersege, ozu vakit belgilep koyuyken bu seç. Peygamber arkalı ya ki bir veliyine, beşareti arkalı, veliye ki birgen beşareti arkalı. Ki ozu etken nersesi bu miyaka seç, ozu vakit. O şimdi halatı bu sanıma kılalımız. Hop nergindeyi namütlükü düşünmesinden kütemiz. Ha şimdi bu uzay ayetliğe, Allah uzay ayetliğe müddet bulmasa ne mi kütemiz? Degin soru tuğulu yaptı. Çünkü kengi 7. hikmette etirdiler. Etirdiler ki لَا تُشَكِّكَنَّكْ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وُقُوعِ الْمَوْعُودِ وَاِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ لِأَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي بَصِيرَتِكْ وإخماداً لنور سريرتك. وعد قلنجن نرسنين صادر بمي قالش أجر شؤن وقت زمان تعين قلنجن بسهم وعد قلنجن نرسن. وعدك نسبة سند شك تقدر قيمس. وعد قلنجن نرسنين عمل قاش مسليج مطلقة كتكش مس مطلقة عمل قاش مسليج. أجرت vaadani mev'idi yani vaqti tayin qilib va'da berilgan bo'lsa ham o'sha holatda ham aytilgan vaqtda aytilgan va'da Alloh taolo tomonidan amalga oshmasa Allohning va'dasiga nisbatan senda bir shakka sabab bo'lmasin, shakka olib qo'ymasin bu narsa. Nimaga? In oldingida aytdilarki, kechiksa sen nomidlikka tushma deydilar. Ne mi geldi kendi? Çünkü o zaman halen payette böyle diyor. Şimdi bu evde fakat duamaz. Duadan başka narsa hem buluşu mümkün, vaadeler buluşu mümkün. O şu vaadeler, Allah'ın etken vaadesi, vakti de hemen kaçmaya koyuyor. Hatta vaktini bilgilerken bu seyem. Ferezen. Bu ferezi gibi. Ferezen vakti de, yok ki zahırda şunu iki görünüşü mümkün sizce. Zahırda senge şu etken vaadesi vakti de hemen kaçmaya koyuyor. Şu halet hem, ne fakat duanın çıkışı icabet. Belki aytgan va'dasini aytgan vaqtida umuman sodir bo'lmay qolsa ham agar shu sodir bo'lmasligi ham senga shak olib kelmasin va'da to'g'risida. Nimaga? Chunki tonki bu narsa qaddhan degan naqson degan. Basiringa nuqson keltirib qo'ymasin. Li alla yakuna zalika qaddhan fi basiratik
ve ihmadan li nuri sariratik. Basirenge nuqson keltirip koymasın. Sariranın nurunu öçürüp koymasın. İhmad öçürüş. Yok buna sana mahfi halatki alıp giriş ya ki öçürüş. Şimdi bunu şahlediler. Teşkiku fil şey, etteşkiku fil şey'i huve ettereddudu fil vuku'i ve ademi. Ulamalarını yine kaydet ettiğimiz. Bu kitap, biz okuşumuz ahli ilimler için. Ulamalarının şu tatkikleri şunusu zor ki, şu her bir kelimenin bitti organ edilir. Ülgürcesizge umum mana bilen yürüyüp geçiş olur muydu? Her bitti kelimenin manasını, mahiyetini organı keyin gapni tuzadi xulosasini. Shuning uchun bitta-bitta tahlil qilyaptilar. Tashkik nima? La yushakkikannaka. Adamu fil va'di adamu qolanda la yushakkikannak. Dek tashkik nima? Shak sodir qilish. Desa aytadilarki, bir narsada shak sodir qilish o'sha narsaning sodir bo'lishi yoki bo'lmasligida taradduddan iborat. Ikkilanishdan iborat qisqa aytganda. Tashkikdan murod nima? Taraddud, ikkilanış. Bular mikin, bulmaydı mikin deyip. Va'd nime? Biz mesela va'da deyimiz ha? Va'da verdiğimiz. Va'd bor, va'id bor. Kur'an'da keledi. Va'd, icabi va'da. Va'id, selbi va'da. Hala suda alasa şu okuşunu tüketseyiz, siz de üyle koyamayın deseyiz, va'd buladı. Yaşlı ne va'da kılıyken bu nasıl? Eğer dersten keç kalsın, kelte yiysen deseyiz, derske keç kalsın, kelte yiysen deseyiz, va'id buladı. Yomonlikni va'da qilayotgan bo'lasiz. Va'd mutlaqo va'da endi. Al-ikhbaru bi wuqu'i shay'i fi mahalli. Va'da nima desa va'da bir narsani o'z o'rnida sodir bo'lishidan xabar berish. Masalan, bir narsani va'da qilsan, va'da qilasiz, senga pul beraman, senga xizmat qilib beraman yoki senga o'qib beraman, senga bu qilib beraman yoki seni o'qib qo'yaman. Şu, bu yerde asasi va'da, va'd manasını nazarda tutuluyordu. Yani bir narsana sadır buluşunu, haberini veriş. Çünkü mesela siz etsiniz ki, yer kımırlaydı bu yıl deseyiz, haber verirken bulasınız. Ay tutuladı falan gün deseyiz, haber verirken bulasınız. İrtege senge köylü avke veremem deseyiz, haber verirken bulasınız. Hamas haber. Lekin ay tutuladı degen narsiz va'da bu mıydı? Nima ya? U ham xabar berish, ammo va'da emas. Nimaga? Sodir qiluvchi siz emassiz. Sodir qiluvchi siz bo'lsangiz, va'da bo'lasiz. Kelajakda bir narsaning xabarini berasiz, o'sha xabarda aytilayotgan voqeani sodir qiluvchi siz bo'lasiz. Fi mahallihi deb qo'shib qo'yayotganlari tayin bo'lishi uchun. Ya'ni bir narsa, mana shu narsa palon vaqtda bo'ladi deb aytib, palon vaqtda demasiz ham o'zi aslida ya'ni aytilgan vaqtda bo'lishini, bu yerda ixbardan murod fi mahallihi barum jar majrur nimaga mutaalliq nimaga bog'lanadi ixborga mutaalliqmi yoki wuqu'i shay'ga esa wuqu'i shay'ga mutaalliq ya'ni bir narsa sodir bo'ladi palon vaqtda deb ya'ni siz bir narsani sodir bo'lishini va'dasini berasiz aytgan narsangiz o'sha siz aytgan vaqtda sodir bo'lishini xabarini berasiz shuni va'da deyiladi deydilar endi wal maw'udu المخبر به ان موعود تبدا متن ده كده كي لا يشككنك في الوعد وعد ده سهل ده عدم الوقوع في الموعود ده عدم وقوع الموعود ده الموعود وعد قلنج الناس انما ده المخبر به خبر بيرلجن الناس مثلا كولا ابر من ديجن موسيس كولا ابرلشي موعود بولا وعد قلنج الناس ان فان لالا يكون ذلك قدحا ديجن دي قدح سوز انما ده قدح القدح في الشيء التنقيص التنقيص له والغض من مرتبته قدح يتكزش ديب قويل هذا بزا ترجمة ده قدح نما ديسا قدح برناسة نقصان يتكزش برناسة مرتبة سنة پسيترش برناسة درجة سنة پسيترش قدح ديلر عند بصيرين Basirenge kadh yetkizadi nuqson dedilar. Basira o'zi nima? Desa, botiniy ko'rish quvvatini aytamiz. Lekin bu kishi sharhlayaptilarki, al-quvvatu al-quvvatu al-muhayya li idroki
el maani. Yani manalarını idrak kılış için hazırlanan kuvvet. Yani insanda türlü kuvvetler var. Şu kuvvetlerini mesela körüş kuvveti var. İşiş kuvveti var. Şunların arasında siz batınınızda, içinizde böyle zahiri kuvvet, zahiri azalar kuvvetler. Şimdi batınin kuvveti var. Manalarını idrak kılış kuvveti var. İnsanın içinde. O şanlı basire diyor. Kalpteki manalarını idrak kılış kuvveti. Yine başka zahiyen var ki. Şimdi ettiler ki basirenge nuksan yetkizedi, serirenge nurunu uçuradı. Serire ne mi dese? El kuvvetul musta'idde li temekkunil ilmi vel ma'rife. İlim ve ma'rifetini tuğla uzlaştırışke istiyadarlı kılınyan kuvvet. Yani insandaki ilim ve ma'rifetini tuğla uzlaştırış kuvveti serire. Demek basire bir nesane birinci anlaş kuvvet. Sarire uşan nesane özde sindirip üşlep kalış kuvvet. Kilesi hem batini manalarda ilim marifette işleyin. Basire umumi yok. Basire delik yani kıska malumatlarını manalarını anlaş. Kıska anlaş demek basire. Basire görüş kokuşken nesane. Kalp gözünü görüş. Ama sarire ki sarire İlim ma'rifatni hosil qilib saqlash shuni. Ikkalasi ham ruhdagi quvvat o'zi asl. Ahmad Zarruq boshqa sharh aytganlar. Bu yerda ihmadan li nuri sariratik sariratik deganda sariraning nuri o'chib qolmasin dedilar-u. Sariraning nuri nima desa Ahmad Zarruq aytgan ekanlarki haqoiqlarni, ya'ni haqiqatlarni qabul qilish uchun yo'l topadigan quvvat. Şu sarire, sarire nuru bo'ladi degan. Yani siz haqiqatlarini, haqiqatlarini deyishimizdan murod nima? Mavjudotlarning mohiyatlarini. Mavjudotdan murod nima? Borliqdagi hamma narsalar, mavhum narsalar, ma'rifat ma'nolari. Masalan, yaxshilik nima? Yaxshilikni yomonlikdan nima bilan ajratasiz? Hamma o'zi yaxshi bo'laveradi, lekin yaxshilik o'zi nima? Shuni mohiyatini anglash kerak. وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اَتَانِكَ يَحْشِلِكَ الْدَيْدَ نَمَا اُوْ يَحْشِلِكَ Yaxşı gəpiriş mi? Maşına veriş mi? Kirini qoyuş mi? Nəmə uza əslində ihsandan bura? Şunu mahiyyətini əngləsiz, haqqayıqda əngləqəm olasın şu. Haqqiqətdə əngləqəm olasın. Mənə şüngə yol tapış, nəmə bilən bula desə, sərirəni nuru bilən bula. Sərirə nəmə desə, o bəndən insanın ruhudayı kuvvət o. Qanaq kuvvət o, marifətini özləşdiriş kuvvət. Yani basire mesela siz bu zahirge misal kıladigan bo'lsak ko'z bilan aqlga o'xshaydi. Ko'rish bilan aqlga o'xshaydi. Bunda ko'rasiz uzoqdan bu narsani. Yulduzni ko'rdingiz, oyni ko'rdingiz, quyoshni ko'rdingiz. Shularni ko'zingiz buni yumaloqligini, buni katta, buni kichikligini, uni yorug', buni oq, buni sariqligini ko'rsatdi ko'zingiz. Shularni anglash, miyada saqlab qolish va o'sha narsalarni idrokini to'g'ri saqlab qolish va aqlli ish. To'g'rimi? Miyani ish. Ha, botiniy narsa bu zohiriy narsalarda, ko'z bilan ko'riladigan mahsulotlarda. Ammo botiniy ma'nolarni anglashdachi. Botiniy ma'noni ham quyoshni ko'rganda qalbingiz bir ko'radi. Lekin o'shini haqiqatini idrok qilib anglab qolishchi. Ana u sarirat ish bo'ladi. Tushunarlimi? Lekin bu yerda yana bir nuqta aytiladiki, seni va'da qilingan narsaning sodir bo'lmasligi va'dada shakka olib kelmasin degan so'zlardagi shak nima desa bu kishi aytdilarki bir narsani voqea bo'lishida ikkilanish dedilar ha bo'ladimi bo'lmaydimi nozik nuqta bor masalan Alloh taolo aytdiki g'ulibatur rum dedi rum mag'lub bo'ldi fi adnal ard va hum min ba'di ghalabihim sayghlibun fi bid'i sinin mag'lub bo'lishdi lekin bir necha yillarda bildo sinin degani 3 yil bilan 9 yil o'rtasini aytadi bildo de 3-9 yil ichida degani u fi bildo sinin degani 3-9 yil orasida mag'lub bo'lganlar rumlar g'olib bo'lishadi hali 3-9 yil orasida degan va'da berdi bo'larmikin haqiqatan bo'lmaydimikin deb ikkilansangiz shu basiraga nuqson yetkazadimi shu yoki iymongami İmanga nuqson yetkazadi. İman ketadi ikkilansa Allohning va'dasida. Xo'p, bu yerdagi ikkilanish nima bo'lmasa? Bu yerdagi ikkilanish
Allohning va'dasi sodir bo'lish bo'lmasligi o'rtasidagi ikkilanishmi? Bo'larmikan Allohning aytgani yo bo'lmaydimikan deb ikkilanishmi? Uni qo'ysa Allohning va'dasiga ishonmaslik hosil bo'ladi-yu. U iymonga putur yetadi unda. Basira emas. Basirada qachon kelgan bo'ladi? İmanga putur yetadi. Bunda bu kishi shakdan murad, tashkikdan murad, ikkilanishdan murad nimadagi ikkilanishda aytyaptilar. Bu yerda bir nozik nuqta shu. Bu yerda Alloh subhanahu va taoloning va'dasini sodir bo'larmikin, bo'lmaydimikin deb ikkilanish emas. Balki Alloh taoloning va'dasi haq. Shunday va'da bergan. Bo'lishi aniq. Bo'lmay qoldi-ya. Nimaga ekan deb qolishni aytmoqchi. O'sha basiraga putur yetkazadi. Ammo Allohning aytgani bo'larmikan, bo'lmaydimikan o'zi desa, u iymonga ketadi zarba undan. Bu yerdagi shakdan murod Alloh subhanahu va taoloning va'dasini ustida ikkilanish emas. Taqvo qilsa jannat beraman degan haqqatni berarmikan yo taqvo qilsa ham tashlab yuborarmikan do'zaxga deb ikkilanish emas. Yoki musulmonlarga nusrat beraman degan haqqatni berarmikan yoki bermaydimikan deb ikkilanish emas. Yo'q, Alloh taolo beraman degan va Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Lekin falon o'rinda mundoq bo'ldi-ya deb shu o'yda taraddudlanish. Mana shu basiraga putur yetkazadi. Endi buni muolajasi nima bo'ladi? Muolajasi shuki, ta'bir qilinadi. Allohning va'dasi haqu, lekin Alloh taolo birorta shart qo'ygan bo'lsa kerakki, men bilmagan bo'lsam kerak. Yo bir sababga bog'lagan bo'lsa kerakki, men o'shini anglamagan bo'lsam kerak deb ta'vil qilgan. Shunda o'sha hayratdan chiqib ketasan. Bu yerdagi shakdan murod hayrat. Alloh taoloning va'dasida ikkilanish emas. Va'dasi aniq, va'dasiga xilof qilmaydi. Lekin mana o'rinda zohirda amalga oshmayapti va'da. Bu nimasi ekan bu deb ikkilanish shu. Ya'ni hayratda qolma demoqchi ikkilanmadan murod. Hayratga tushmaginki, shu hayratdagi tushishingni o'zi. Uzil kesil Allohni aytgani bo'lish kerak, albatta bo'ladi. Demak, bu ish va'da zohirda xilofmi? Demak, aslida boshqa narsaga Alloh bog'lagan bo'ladi buni. Men tushunmagan bo'laman deb tezdan ta'bir qilgan ikkilanib hayron bo'lib turmasdan. Demoqchilar. Hayron bo'lib turishingni o'zi, demak, la tushakkik, la yushakkikannaka fil va'da la yuhayyirannaka demoqchi. Sen hayron qoldirib hayratda to'xtalib qolmagin, balki tezdan xulosa qilginki, Alloh shu narsani va'da qildimi, albatta bo'ladi, lekin zohirda bo'lmayotgan bo'lsa, demak bir narsaga bog'lagan bo'ladi, o'sha narsa amalga oshmayotgan bo'ladi. Deb darrov yechim bergin demoqchi. Hayratda o'ylanmagin. Ikkilanishdan murod demi? Nima demak? Hayratda o'ylanish. Allohning va'dasida ikkilanish emas. Va'dasida ikkilansa iymon ketadi. Bu o'ta nozik ma'no. Hatto buni bu Ibn Ajib ham bilmadim pastda aytgan bilan buni boshqa sharhlarda aytishgan. Shayx Zaruq aytgan ekanlar. Endi Alloh subhanahu va taolo ba'zan shu sabablarni, shartlarni qo'yib, o'shanga bog'lab turib va'da qiladi. O'sha shartni aytmay qo'yaveradi. Aytishga mas'ulmi? Mas'ul emas. Yashirgani ham o'zi bir hikmat. Banda uni qidirishi va ijtihodiga sabab bo'ladi, shu bilan birga qahri va azamatini ushlab turadi. Bandani bandaligini eslatib turadi. Misol tariqasida aytsangiz, Alloh duoni ijobat qilaman degan-a, shart qo'yib qo'ygan. Har qanday duo emas. Qani ammamni o'g'illari dasonsa duo qilib qo'ygan. Allohu akbar. 200 so'm berdi. Falonchining haqiga. Bu duo emas u. Ijobat bo'lmaydi ana u. Yo'inki deylik odamlar duo qilganda xonadan xususan ihsonlarda yig'inlarda qarasangiz yoki bir nimalarga bir turli munosabatlarda e'tibor qilsangiz duodan maqsad maqtov bo'ladi, Allohga iltijo emas. Akamni umrlari uzun bo'lsin, topganlari to'yga buyursin, uni qo'ysin, buni qo'ysin, chiroyli gaplarni terishdan iborat. Eshitib u odam xursand bo'lsin deb lafz to'qiydi. Allohdan uzilgan bo'ladi qalb. U duo o'sha og'zidan tushgan joyda qoladi. Duoni Alloh taolo ijobat ud'uni yastajib lakum dedimi? Duo qiling ijobat qilaman dedimi? Tagiga shartni yashirib qo'ygan. Qayda yashirgan? Boshqa oyatda yashirib qo'ygan. Qur'onni shuncha butun o'qish kerak. Amman yujibul muttarra idza da'ahu.
Muzdar dua kıyan peyette icabat kıla diyen kim Allah'dan başka? E ilahum ma Allah. Allah'dan başka ilah var mı? Demek muzdarlik şart kılınken duanı icabat. Muzdarlik ne mi diyen tarif soval bu. Tarif ne mi? Muzdarda kaydan bilemez. Her kim özüse muzdar buluşu mümkün. Muzdardan murat hıcalat diyenemez biz dilimizdeki. Muzdardan murat bende özde bir artı amelini körmeye kaladı. Özde bir artı narsanı körmeye kaladı. Allah'dan başka narsanı körmeye kaladı. O şey muzdar. Özde hiç narsa körmezden hemen narsa özünden o bende hiç veka yok. Hemen narsa özünden seni atayınca muhtacım ben. Ve senden başka hemen narsadan ümidim üzülgen, alakam üzülgen, yalnız özünge kaldı bana halim. Degen bendeni içki istirapli haletini, şunu müsterlik istirar deydi. İstirarın şartı ne mi? Bende özde hissesine tüyme koyuş gerek. Hissesine kamagen buluş gerek, yoyan ki. Ana şu muzdarlik şart kılınken, lakin şunu ayetken mi? Onu yasa ciblakın mı yanıdı? Ayetken mi? Başka ayette ayetken. O şart diye yaşırıp koyuyor. Yaşırken, o şu ayette uzun yaşırken, lakin başka ayette açık ayette koyuyor. Köpçülü o şu, nerede ayette bilmeyen için, bu ayette tergedeki sırrını düşünmeyin. Bana şunu yokuşurken bir şart koyuyor bu olaydı ki, bilmeyen koyuyor bu olaydı. Hatta zamanını belirleyip koyuyor bu olaydı. Ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'minin. Mu'minlerge yardım veriş bizi zimmemizde hak deydi. Mu'minlerin hakkı bizi zimmemizde burç deyen. Hop daim yardım veriyordu mu? Mu'minlerge? Bizi gözümüzle karagen. Kaçta Müslüman izli yazıp diyor? Kana o şu nusret. Kana o şu vaadı. Hakkan aleyna bizi zimmemizde vacip deyen. Allah uzun zimmemizde koyuyor. Kana o şu. Dip soval kılsayız. O şu. Nasrını, nusretini, şartları türken bu olaydı tabi de. Oşan topanmayken bu olaydı biz. İman, kamil imanı şart kılıyken bu olaydı. Nasrı mu'minin deyken, Müslüm inmez. Müslüm zahirde ibadet kıyan adam. Mu'min kalbiden Allah'a teslim bugün adam. İman, imanı kamilini nasırda tutuyor. Birinci, nasrını manasını düşünüş gerek, nusret. İkinci, mu'minin manasını düşünüş gerek. Nusret degen de elbette düşmanını öldürüp tepesine çıkıp alış mı? Ya başka neyse mi? Nusret de o aslı manası. Mumin ne aslı manası değil mi? O namaz han diyene mi? Yani ki kelime-i şahadette etse bu olmuyor mu? Yani ki başka şartı bu. Bana bu şartlarda örgü anış gerek. Nasr'daki nusret ne mi? Mumin'deki iman ne mi? Şunu bilmeseyiz, ayetteki vaadi sizge amel görüşmekle boşalt durur. Tergide o şunun şartı sırrı sebebi türken bu. Çünkü dediler ki, sen hayretke şu oylanıp kalmayın, belki tavilden, tavilge o degen hakikatini topuşku od. Bir şartı var ki, o şey şart topulmadı ki, icabeti körünme yaptı bizde. Dip derhal aklini hayrette uçlamasından tavilge odgin, demokçiler. Mesela o şey duada mustarlikini şart kılınken ekeli. Şunun dek, yani oruçtaki nusrette Allah Ta'ala'ya harlikni izhar kılış, yani muhtaçlikni izhar kılış hem şart kılınca. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ Bedir'de nusret verdim. Allah sana bir. Har ediydi. Harlik, yani Allah Ta'ala, har deyende murad bu Resul Asip etken diye bana demez. Allah Ta'ala'ya muhtaçlikni izhar kıptırken halet dediler. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. حنين ده حنين ده قوشن كتير كتودا يعني قوشن لا قوشن لقيت كان يعني مسلم أبو جلال مسلم الله قوشن أزن أزن ولا أرد ما كيف تصدق كي يعني مسلم أبو جلال قبيلة لا قوشن قوشن عسكر كتير بيت كان حنين هذا كم جابس وباس قيام بس هوازن ديب ترشودا بالمحل مغلوبیت کی چطور کردشت؟ این اعجابت کم کثرت کپلیگینس اوزینگزی سیز اوزیز محله کپید. عبز انجامون چه آدم این ولام زود انجامون چه اسکر ندیب خرودینس. الله تعالا کرست توشند دسیز گه هزیمت نی مغلوبیت نی. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. کین بوله توری بیه سیز گه تارلیک کپال و آرکیا قرب قاتش کشتنیس. ان اجرده عذیله زیله تابل مده. Nusret'e koyuyor. Ki yani hani köpçülük kaçtı.
100 ne çıkış kaldı Peygamberimiz etraflarında aleyhissalatü vesselam. Asçılık, sahabe-i kiramlarında işte en terbiyelengelleri kaldı. Ketteler. Başkalarından, koçkalarından muzuk öpünce o eligi cengde. Adette eligi boş adam mı son köpeğsin gibi koşulganından yok yaşı olarken de. O yok olsa şicaretli, mergen adamlar küçük bilen cengkili olarken. Lekin o'sha bo'lmag'ur qo'rqoq odam oraga kirib qolsa, orqaga qarab qochsa bor-ku. Haligi shijoatni urush qilayotgan odamda ham shijoatini so'ndirib, men ham qochaymikin deb o'ylar ekan-da. Qochmasa qarab yurishimiz kerak ekan deb qolar ekan go'yo. U sahoba ikromlarining orasida ham tahlikani paydo bo'lganini bo'yisi, hali yangi bo'lganlar havozinni merganlar bor ekan, uzoqdan kamondan qochdi, orqaga qarab qochish boshlagan-da. Keyin boshqalarga ham ta'sir qilgan, boshqalar ruhiyatiga ham va ongiga ham ta'sir qilganki, biz ham chekinishimiz kerak deganimiz. İlla asçelik sahabeler koyan. Hani o şeylerini Allah Ta'ala'ya bugün istirarı ulanın nusret yapıyor ki. Ki Hüneyn'den nusret veriyor Allah Ta'ala. Kaytarıp. Demek şu yerde demek men zorman, sindir varaman degen adamda Allah nusret vermezken. Berber diyor küçüm bağırım sarıplayman o acizman yardan bir deyip türgen koşun vererken nusret. Mesela şu bitti sır mesela. Mesela endi bu kişi aytdilar ki va in ta'ayyana zamanuhu o'sha berilgan va'dani vaqti tayin qilib qo'yilgan bo'lsa ham ikkilanma dedilarmi o'sha nimaga vaqti tayin qilib qo'yilsa ham degan narsani bu kishi qo'shimcha qilyaptilar desa mubolag'a uchun aytyapti farazan berilgan bo'lsa ham masalan 17-chi ramazon kuni g'alaba bo'ladi degan senga bir nido kelgan bo'lsa o'shanda ham ikkilanishga tushma. Bu balaqa uchun aytyaptilar buni deydilar. O'sha jumlani. Yo'inki tayin qilish ba'zi kishilarni haqida durust bo'ladi, o'shalarga xos aytmoqchilar bu kishi deydilar. Keyin aytadilarki, "Va'lam anna an-nafsa wal-aql wal-ruha was-sirra shay'un wahid." Mana ko'pchilikni o'ylantiradigan narsa, aql nima, ruh nima? Yani quddisa sirruhu qaddasallohu sirruhu deb qo'yadi ko'pincha ahli tasavvufni zikr qilishgan paytida sirrini Alloh muqaddas qilsin, poklasin deb. Nima o'sha sir? Quddisa sirruhu degan. Va o'sha aytadilarki nafs ya ayatuha nafsul mutmainna degan nafs. Aql, ruh, sir hammasi bitta narsa asli. Bitta narsaning turli jihatlari turli jihatdan qaraganda bitta narsaning nomlari. Ruhni o'zi demoqchi yani. Latoif 5 bor yoki 6 ta yoki 5 ta latoif bor. 7 ta ham deydi ba'zilar. Bu asli insonning ruhida, xilqatida yaratilgan xususiyat. Uni kashf qilganlar musulmonlar ham kashf qilgan, hindlar ham kashf qilishgan rohiblari. U tabiiy insonning ruhidagi qobiliyat. Qalb ruh, sir, qalb, ruh, sir, xafi, axfo bo'ladi. Keyin nafs bo'ladi oltinchisi. O'shanda bu yerda aqlni qo'shgan, u latoifda aql yo'q. Latoifda 6 ta latifada, 6 ta latoifda shu mashlar bor, aytgan. Qalb bor chap ko'kragining pastida. Ya'ni ruhning men tanamizning markazlari bor, ba'zi bir yurak, jigar degan markazlar bormi? Ma'lum vazifani o'taydigan doğru mu? Jigarda o'zining vazifasi bor, ma'lum joyda turadi u. Ruhni ham o'zining ma'lum vazifa o'tayotgan nuqtalari bor. O'sha nuqtalarini nomi bu. Qalb markazlari, ruh bir latif o'tayam mayin narsa. Shu mayin mavjudotning ma'lum nuqtalari, markazlari. Ma'lum quvvatlar jamlangan markazlar. Masalan, fikrlash markazi boshimizda turadi bizda. Zohiriy qaraganda asablar va shu miya tolalarida turadi. Ko'rish quvvatimiz ko'zimizda turadi, boshimiz old tomonida turadi va hokazo. Xuddi shunaqangi ma'lum quvvatlar ruhda bor. O'sha quvvatlarni markazlashgan nuqtalari latoiflar deyiladi. Arabchada shuna deyilsa, hindlarda boshqacha nomlangan. O'sha latoiflarning birinchisi qalb bo'ladi, chap ko'kragining pastida bo'ladi. Ikkinchisi ruh bo'ladi.
onun kökreğinin pastı. Sir, hafi, akfa bulundu. Akfa ortada bulundu. Kele kökreğinin tepesi tamamında ortada bulundu. Nefs peşinde de bulundu dedi. Şimdi oşanda hem sir, ruh degen sözünü işletilirdi. Lekin o şehirde kaysın manada işletilirdi deseyiz, ruhunun malum kuvveti noktaya nazardan o şehirlerdeki merkezdeki kuvvet noktaya nazardan şu namlı oluyor. Lekin ruhunun özdeki hem sir degen söz işletilirdi. Şu cedetler ki ruh, akıl, nefs, sir bir tanesi aslında. Aslında Allah-u Teala bendeyi kırgızken insan kırgızken ruh oş. Hemesi bir tanesi. Fakat hususiyeti türlü içeriği bilen, türlü kuvveti bilen, türlü içeriği namlanır. Mesela bir insanın özüne hem adam, hem özbek, hem erkek, hem mesela diyelim Müslüman diyorsunuz, bir tane adamı türlü cihetinden türlü namlanırsınız. Bir şahsın yani. Çünkü hoşçakalın ruhuna hem türlü kuvvetleri, hususiyetleri noktaya nazar eden özü bir tanesi. Türlü içeriği namlanır. Sir degende o'sha tasavvuf ahlini kamolga yetgan ruhun nazarda tutishadi. Quddi sir ruhu deganda o'sha sirri pok bo'lsin, ya'ni ruhi pok bo'lsin. Ruhini Alloh nuqsonlardan pok qilsin, ya'ni albatta u Allohning darajasidagi nuqsondan pok bo'lsin, subhana ma'nosida emas u. Ya'ni kamchiliklarini yo'qotsin, o'ziga yaqin qilsin degan ma'noda. Ikkinchi sirning ma'nosi Alloh bilan bandaning aloqasini ham sir deyishadi. Kudüs'e sirruhu diye ikinci manası. O şu mesela Nakşbendi Kudüs'e sirruhu diyorsunuz. Nakşbendi aleyhirrahme. Sirrini Allah onu paklasın diyorsunuz. O kişi bilen Allah'ın ortasındaki alakanı Allah Ta'ala özü pak kılsın diyen bu. Ya o kişinin ruhunu türlü kudurattan paklasın diyken bulasınız. Pak saklasın yani. Paklasın nasıl? Pak saklasın. Yani ki Allah bilan bo'lgan aloqalarini Alloh taolo shunday pok saqlasin degan bo'ladi. Quddus sirruhun ma'nosi. Bu kishi aytayaptilarki, nafs, aql, ruh, sir hammasi bitta narsa. Lekin taxtalifu at-tasami bi ixtilofi al-madalik. Endi o'zi bitta narsa-yu, idrok qiladigan narsalar, ya'ni uning quvvatlarining turli narsaga ishlashiga qarab turib ruhni. Turli nomi olishi bor. Madorikdan murad ya'ni idrok qilinadigan narsasi. Fa man kana min madariki shahawati fa mudrakuhu an-nafs. Endi agar istaklardan, shahvatlardan iborat bo'lsa, shahvatni tuyishdan iborat bo'lsa, o'sh insonning ichidagi quvvat. O'shani nafs deyiladi. Mudrakuhu deganda ya'ni mahallu idrokihi deyi maqsuda. Ya'ni mahallu darkihi yoki. Ya'ni o'sha shahvatni tuyish o'rni insonning botinidagi nafs deyiladi. Yo'inki mudrikuhu desiz, tuyish o'sha idrok qilish quvvati nafs deyiladi. Bo'ladi. Mudrik desa ham yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Wa man kana min madarikil ahkam ash-shar'iyya fa mudrakuhu al-aql. Endi shariy ahkomlarni idrok qilish jihatini bo'lsa aql deyiladi. Wa ma kana min madariki at-tajalliyat wal-waridat fa mudrakuhu ar-ruh. Ya'ni tajallilar va varidatlar, tajallilar Alloh subhanahu va taolo o'zi tomonidan bandaga izhor qiladigan narsalar. Varidatlar Alloh taolo tomonidan bandaning qalbiga quyiladigan ma'nolar. Ya'ni Alloh taolo tomonidan bandaga kashf qilinadigan narsalar va Alloh taolo tomonidan bandaning qalbiga quyiladigan ma'nolarni idrok qilish quvvatini ruh deyiladi. Ruh deb nomlanadi. Shu quvvati e'tiborida. U nafs deb nomlanadi. Shahvatlari e'tiborida. U aql deb nomlanadi. Ahkomi shar'iyani anglashi e'tiborida. Shunday demoqchilar. وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه السر عند تحقيقات وتمكنات ديالنا مراد يعني معناه ادراك قلش بر نرسه
Lekin ularni bir-biridan ajratib, o'zlashtirib singdirish alohida narsa. O'sha o'zlashtirish quvvati, tahqiqot, ya'ni haqiqatlarni anglab o'zlashtirish quvvati. Anglash bir ilg'ash quvvati basira. Ilg'agan narsasini mohiyatiga yetib, singdirib, tahqiqiga, ya'ni haqiqatiga yetish quvvati va o'zlashtirish quvvatini sir deyiladi. Ruh o'sha e'tibordan sir deb ataladi. Wal mahallu wahid. Hammasi nur o'rni bitta insonning ichi. O'sha ruh deyilgan joy narsamiz. Va ihmadu shay'i khafa'uhu ba'da zuhurihi. Va ihmadan li nuri sarratin ihmad sözleri. İhmad sözünün manası bir narsaning zohir bo'lib ma'lum bo'lib turgan narsaning ma'lum bo'lib turgandan keyin maxfiyga aylanib qolish, ya'ni o'chishi degani. Ya'ni qalbingni, ruhingni ko'zi ko'rib qolmasin, ichindagi nur o'chib qolmasin, Alloh taoloning va'dalarini o'z vaqtida mabodo aytgan vaqti tayin bo'lsa ham amalga oshmay qolgan paytida nimaga amalga oshmay qoldiykin, oshish kerakdi-yu deb o'ylanib qolishing qalbingni ko'zini yopilishiga ruhingni sariyrangni ya'ni ruhingni o'sha tahqiqlarni idroq qilish quvvatini o'chib qolishiga olib kelmas demoqchilar. Qultu idza va'adaka al-haqqu ta'ala bi shay'in ala lisani al-wahy aw al-ilham min nabiyyin awwaliyyin aw tajallin qawiyyin fala tashukka ايها المريد في ذلك الوعد ان كنت صديقا فان لم يتعين زمنه فالامر واسع وقد يطول الزمان وقد يقصر فلا تشك في وقوعه وان طال زمنه وقد كان بين دعاء سيدنا موسى عليه السلام وهارون عليهم السلام على فرعون بقوله ربنا اطمس على اموالهم وإجابته 40 سنة أو 40 مشكلة على ما قيل إن تدلر كي أجر الله سبحانه وتعالى برر نرسان سنجا وعدا قيام بوسا وعدا سجكي وحي أرقالي بولش ممكن يوكي إلهام أرقالي بولش ممكن پيغمبر أرقالي وحي بلن بولش ممكن يوكي إلهام أرقالي برواليني إلهام بلن بولش ممكن yoyinki bir tajalli bilan bo'ladi, kuchli tajalli bilan o'zingga Alloh taolodan bildiriladi shu narsa. Yaqinda mana oldimga bir ona keldi. Bolasida ozgina shu qobiliyatda kamchilik bor ekan gapirishda. Shu bolasini shu bemorligi bolasi katta bola endi. Unga shunday bir aytilgan ekan. Ya'ni ovoz kelganmi, kimdir ko'rinayotganmi? Shu bemorligi senga yaxshilik degan. O'shunga shu bolamdan umidim bor deyapti-da. Masalan, shu ham tajalli deydi insonga nimadir u ayoldan tekin gap rosusagir. Ya'ni bandaga Alloh taolo bir narsani bildiradi. Lip etib bir chiroy olib o'chgandaqa bir narsa ma'lum bo'ladi. Ba'zi insonlarda bo'ladi. Ana shu narsa bilan masalan, yoki ilhom bilan, yoki vahiy bilan senga bir va'da berilgan bo'lsa demoqchilar. Mulid sen ana shu narsada, shu Allohning va'dasida agar siddiqlardan bo'lsang, shak qilmagin, ikkilanmagin. Bu yerdagi shakdan murod yuqorida aytganimizdek Ibn Ajiba bu yerda o'sha va'dani ustida shak qilishni tushunganlar hikmatdan. Ammo Shayx Zarruq yo'q, va'dani ustida shak qilsa u iymon ketadi u. Va'dani ustida shak qilish emas. Va'da bo'lishi aniqdi-yu, lekin nima uchun bo'lmay qoldi kim deb hayron bo'lishni nazarda tutayotgan bo'lish kerak. Ya'ni nima uchun bo'lmay qoldi deb hayron bo'lmagin deb tushunamiz bu yerda ham. Bu yerda gapdi ham. Agarki agar vaqt tayin qilinmagan bo'lsa yoki uzoq vaqt qo'yilgan bo'lsa muammo yo'q, hal ish keng. Buyurmasa kelasi yil bo'lar, bo'lmasa keyin bo'lar deysiz. Chunki zamon o'sha aytilgan vaqt gohida uzayib, qisqarishi mumkin. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalom duo qilishgan Firavunni haqqiga duoibat qilishgan. Robbana qmis ala amwalihim mashdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-azab al-alim. Iymon keltirishmasin barvarlarga mashqiganiga ham bo'lar. To shu og'riqli azobni ko'rmaguncha iymon keltirmasin. Bularni halok qilgin.
mol dünyasını yo'qotgan, u bu deb duo qilishgan. Qalblaridan qatirib qo'ygan. Shunchalik mo'jizalarni ko'zi bilan ko'rib, 9 ta mo'jizani keltirding, iymon keltirishmayaptimi? Yana zulm qilyaptimi? Shunaqa mutakabbirmi? Haqligini bilib turib bo'yi tovlayaptimi? Qalbini quplab qo'y bular. Va iymon keltirmasin toyinki o'sha azobni yoqasiga kelmaguncha, azob bo'yi boshiga tushmaguncha. Deb duoibat qilishuvdi. Qodi ujiba da'vatukum. Duoingiz qabul qilindi dedi. Fastaqima. Mustaqim turing. Va la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Bilmaydiganlarning yo'liga ergashmang degan. Shunda qodi ujiba da'vatukum, duoingiz ijobat bo'ldi dedi. 3 kun ertasiga g'alq qildim Firavun keyin yo'q, oradan 40 yil o'tgan dedi. Haligi duo bilan duoingiz qabul bo'ldi. Shunchal ijobat bilan atoni farqi bor deymizmi? Qod ujiba da'vatukum, duoingiz ijobat bo'ldi, bu bo'ldi. Lekin aytgan narsa qachon yuzaga chiqadi? Bir qavlga qaraganda 40 yildan keyin bo'lgan deyapti. 9 yil ham deganlar bor. Necha yil o'tsa ham o'tib uzoq muddat. 40 yilda keyin haligi ijobat bo'ldi duo. Duo ijobat bo'lgan, ya'ni aytilgan va'da ijobatni yuzaga chiqishi 40 yildan keyin bo'ldi. Shunda qod ujiba da'vatukum edi, og'zidan chiqishi bilan qabul bo'lgan. İcabat bu gün. Ama o şey icabatını vakıda aks etişi ki 40 yıl ötken. Fela festaqime doğru yolda müstakim durayım, doğru durayım degenden Murat ne dese icabatını keçki yaptı deyip istirafa düşmeyin degen iken şu. Davatiz, duayız icabat kılın bu oldu. En istirafa düşmesinden bir kıl davatı durayım. Bu da dizletkenlerse leken şaşmayın. Bilmaydiganlarning yo'liga ergashmang degani shoshmang degani ekan. Parvardigor ijobat qildim deyudingmi? Firavun hali ham yashayapti-yu, 30 yil oldi-yu, demang. Sabr qilasiz, siz aytgan narsa so'ragan narsangiz beriladi. Lekin uni muddatini biz belgilaymiz degan ekan-da. Bir qavlda, ya'ni 40 yil o'tgan degan. Shuning uchun aytmoqchilarki, bu kishi endi agar zamoni tayin qilinmagan bo'lsa-yu, muammo yo'q, hali bor ekanda vaqt kelmabdi deb turib ta'bir qila olasiz. Endi zamoni tayin qilinsa-chi, va in ta'ayyana zamanu va lam yaqa' zalika 'inda hululihi fala tashukka fi sidq zalika al-wa'd aydan demoqchi ya'ni. Faqad yakunu zalika mutarattiban ala asbabin va shurutin g'aybiyya. Akhfaha Allahu ta'ala 'an zalik. An-nabiy sallallohu alayhi wasallam. An zalika an-nabiy aw al-waliy kamaydan. ولتظهر قهريه عزته وحكمته انت تدلك انه شو زمانه تعين قويلغان بولساچ مثلا 9 yilda 5 yilda bo'ladi deb qo'ygan bo'lsa-chi farazan payg'ambarning so'zi bilan yoki bir valiyga ilhom bilan ki o'sha vaqtda amalga oshmasa-chi shunda ham sen o'sha va'dani to'g'riligida ikkilanma yana ma'noni ta'kidlaymiz Allohning va'dasini to'g'rimikin, noto'g'rimikin deb ikkilanma emas. To'g'riligi aniq u, nimaga bo'lmadiykin deb ikkilanma. Bu o'sha Allohning bergan falon vaqtda bo'ladi degan va'dasi gohida ma'lum sabablar va shartlarga bog'lab qo'yilgan bo'ladi. U narsalar g'ayb bo'ladi senga. Uni ana payg'ambarga ham yilini aytgan paytida yoki valiyga ham ilhom qilgan paytida shart aytmay qo'ygan bo'lishi mumkin. Aytmay qo'ygan bo'lishi mumkin. O'shan uchun u aytilgan narsa vujudga kelmagan bo'lishi mumkin. Nimaga aytmagan desa, litazhara qahriyatu izzati. O'zini azizligi va hikmatining qahriyati, ya'ni hukmini o'tkazuvchi ekanligi zohir bo'lsin uchun, yuzaga chiqsin uchun. Va ta'ammal qodiyata sayyidina Yunus alayhi salam, haythu akhbara qawmahu bil azab lamma ukhbira bih wa farra anhum. وكان ذلك متوقفا على عدم اسلامهم فلما اسلموا تاخر عنهم العذاب يونس عليه السلامın qissalarini bir eslagin bu to'g'rida Yunus alayhi salam ularga azob kelishini xabarini beruvdilar u kishiga shunday xabar kelgan edi ular azobga qoladi deb lekin uni sharti ular musulmon bo'lmasligi edi islomni rad qilishlari kerak edi Yunus alayhi salamga iymon keltirmasligi kerak u kishi toqat yetmasdan chiqib ketib qoldilar keyin qaytib keluvdilar ular iymon keltirishdi ulardan keyin azob kechiktirildi ko'tarildi yoki
Demek aytilgan vaqti kelmadi. Yunus alayhissalom aytgan, Yunus alayhissalomga aytilgan vaqti kelmadi. Nimaga? Chunki ular mashu ahvolda musulmon bo'lmay qolib ketsa-yu, sen sobit tursang degan sharti bor. Yunus alayhissalom chiqib ketib qoldilar o'sha shaharga. Boradi. Men qiladiganim qilib bo'ldim deb o'yladilar-da. Keyin Alloh subhanahu va taolo u kishini qaytardi, qavmiga qaytganda ular iymon keltirishdi. Ana azob aytilgan vaqtda sodir bo'lmadi. Chunki sharti nima edi? Ular iymon keltirmay turishlari kerak edi. Yunus alayhissalom azob kelguncha sabr qilib turish kerak edi o'sha yerda. Da'vat qildi. Azob kelguncha sabr qilib turmadilar, u kishi chiqib ketib qoldilar. Natijada ulardan ham azob aytilgan vaqtdan surildi yoki ko'tarildi bir yo'l. Shuncha fa'amanu famatta'nahum ila hin degan. Nimaga iymon keltirishuvdi ular keyin Yunus alayhissalom qaytgandan keyin balodan qonundan chiqib. Ularga biz bir muddatgacha keyin muhlat berdik. نعمت بيردك وكذلك قضية سيدنا نوح عليه السلام حيث قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فوقف مع ظاهر العموم فقال له تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ونحن إنما وعدناك بنجاة الصالح من أهلك وإن فهمت العموم فعلمنا متسع muttasi. Endi ikkinchi bunga misol Nuh alayhissalomning voqealari. Kemaga nima dedi Alloh taolo? Qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnan wa ahlak. Hamma jonivordan bir juftdan chiqarganda va ahligini chiqar kemaga. Suv bosadi, to'fon bosadi, hamma halok bo'ladi, o'sha sen olib chiqqan kishilardan va hayvonlardan keyin taraladi boshqa jonzotlar. Dedi Alloh taolo. Shunda va ahlaka ahlingni ham dedi. Orqasidan illa man sabaqa alayhi al-qawl. Oldinda tepasiga gap aytilgan, ya'ni yuqorida zikr qilingan halok bo'lishi yozilganlar bor, ulardan tashqari deb qo'ydi. Va man aman. Va sen bilan birga iymon keltirganlarni. Endi yuqorida uzr kesil shu zimmasiga azob tushganlar tushishi yozilganlar bor. O'shalardan tashqari degandagi istisno nimadan edi? Ahlakadan edi. Ahlingni olib chiq. Azoblanishi, azobga qolishi, halok bo'lishi yozilganlardan tashqarisi. O'sha istisnoni u kishi tushunmagan ekanlar. Umumiy tushungan ekanlar. U ya'ni umumiy kofirlar deb tushungan ekanlar. U ahllardan istisno ekanda aslida. Chunki yuqorida wala tuqotibni fillazina zalamu zulm qilganlar haqida menga xitob qilib o'tirma keyin. Azob keladi. Zolimlar haqida menga yordam so'rab o'tirmaysan keyin degan gap o'tgan bo'lgan yuqorida. U ahllarning orasida bitta farzandlari shunaqa bo'lgan. Endi u kishi ahlingni olib chiq deganda hammasini olib chiqmoqchi bo'lganlar. Keyin haligi o'g'illariga chiq sen ham ya buni yorkan ma'ni biz bilan sen ham kelmaganing ming desa u unamadi. Kafirlar bilan bo'lmaydi dedi. Unamadi. Otoqqa chiqib olaman dedi. Nuh alayhissalom dedi, tog'da ham qutulolmaysan dedilar. Toyinki yerdan suv chiqdi, tepadan yog'di, mavj urdi, oralarini mavj to'sdi, o'g'illarini suv olib kirib ketdi, g'arq qilib. Nuh alayhissalom keyin ikkilanib qoldilar. Nima deb ikkilandilar? Alloh va'dasini bajarmadi deb emas. Nima deb ikkilandilar? Inna ibni min ahli. Ey Alloh, ya wanada Nuh ibn Nuh rabbahu. Nida qildi Nuh Rabbiga. Inna ibni min ahli. Aniqki bolam mani ahlimdan. Birinchi gap. Va inna va'daka al-haq. Sen va'ding al-haq. Va'dada shak yo'q, ko'ryapsizmi? Ya'ni bolam meni ahlimdan edi, halok bo'ldi-yu. Qani seni va'ding amalga oshgani demayaptilar. Yo'q. Va'ding haqligi ham aniq. Bolam ham meni ahlimdan. Seni va'dingga ko'ra meni ahlim najot topish kerak edi. Bolam, ona o'g'lim mani ahlimdan. Va inna va'daka al-haq va anta ahkamul hakimin. Hukm qilguvchilarning eng yaxshi hukm qilguvchisi o'zingsan. Ya'ni nima sir bu yerda demoqchi. Men tushunmay qo'yan nima bor bu yerda? Chunki u kishi va'dani zohiriga qaradilar va so'zni umum tushundilar. Ahling deganda hamma bola chaqamni qutqaradi deb o'yladi Alloh. Lekin Alloh taolo zulm qilganlar mustasno deb qo'ygan edi. Uni qavmga yo'ygan edi u kishi.
Yok, kavma seni ahlinden hem zulüm kuyuyan Musa kalat diyen ki Allah Teala. Bu ahlden murat, imandaki ahl eken. Salih ahlleri eken. Hemme farzlarımız eken. Kaçan ki Allah Teala o kişiye kiyen etti ki, innehu leyse min ahlik. O seni etti ki, oğlin seni ahlin demez. Biz ahlin degendeki ahlden mes o. Neme geldiyse, innehu amelun gayru salih. İki sayın rivayeti de, innehu amila gayra salih. O salih bu megan amelini kıldı. Ama bizi ve başka meşhur rivayetlerde innehu amelun gayru salih. O amel salih bu megan amel. Hani insanını amelden ibaret edip tasvirlegen. Seni o innehu leyse min ahlik innehu gayru salih mes. O seni ahlinden mes, o salih emes edi demegen. O salih amel emas edi degan. İnsonni amaldan iborat deb tasvirlagan Qur'on Karim. Mashhur oyat. Innahu mashhur oyat biz qirat. Innahu amalun u g'ayru solih. U inson seni o'ling. Solih bo'lmagan amal. Orqasidan nima dedi? Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan narsa to'g'risida mendan so'ra. İnni a'yuzuka an takuna min al-jahilin jahillardan bo'lib qolmagin deb men senga va'z qildim. U kishi aytdilarkin inni a'uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. O'zimni ilmim yetmagan narsani sendan so'rashdan panoh so'rayman o'zingdan. Dedilar, o'sha yerdagi ilm nima edi o'sha? O'sha Alloh subhanahu va taoloning shartlarini yashirib qo'yishi, sabablarini yashirib qo'yishi, bir narsaga bog'lab qo'yishi o'sha Allohning ilmidan. O'sha narsani bu kishi ilmiy yetmagan bo'lgan o'sha paytda. Demak, bu kishi aytmoqchilarki, shariat. Sen bir narsani va'dani sodir bo'lmaganini ko'rsang, va'dani sodir bo'lmay qoldi-yu deb ikkilanib qolmagin uni sharnida. Balki seni ilming yetmayotgan joyi bor. Shuni anglagin. Men ilmim yetmayapti qayergadir. Nusrat beraman degan, nusratni men tushunmagan bo'lishim kerak. Mu'minlarga degan iymonni men tushunmagan bo'lishim kerak deb o'ylab ko'rgin shuni. Gap shu yerda bo'ladi. Wa in fahimta al-umuma fa ilmuna muttasi'. Sen umumni anglagan bo'lsang, bizning ilmimiz kengroq. Bizning ilmimiz boshqa narsalarni ham qamrilgan, ya'ni sen faqat qavmdagi zolimlarni deb o'ylagansan. U seni ahlinga ham doirada o'sha zulm qilgan degan gapimiz. Seni ahlingdan ham o'ziga zulm qilganlar halok bo'lishi bitilgan. Wa la tuqatibni ichida kiradi. ولهذا السر الخفي كان الرسل عليهم السلام وأكابر الصديقين لا يقفون مع ظاهر الوعد فلا يزول اضطرارهم ولا يكون مع غير الله قرارهم بل ينظرون لسعة علمه تعالى ونفوذ قهره فأنا شو مخفي السر بأتيام نازك بردقيق نكتة فأنا شو نرسانة e'tiboridan rasulullar alayhimussalom va katta siddiqlar siddiqlik darajasiga yetgan ulug'lar va'dani zohiriga qarab to'xtab shuni o'zi bilan kifoyalanishmaydi. Balki ularni mustarliklari doim bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa doim mustarliklarini izhor qilib turadilar. Ya'ni Alloh taolo va'da qildi, nusratdi, lekin bir shart qo'ygan bo'lsa-yu o'sha shartni men bajarolmay qolgan bo'lsam nusrat kelmay qolarmikin, o'shaqa bir sharti bo'lsa men bilmay qolmayin deb turib mustarob turishadi. Ya'ni Allohning o'ziga yana iltijo qilib turishadi. Tushunarlimi? Va'da qildi, aniq qiladi deb turib fikrlamay ketavermaydi. Balki yo'q, va'da qildi Alloh, va'dasi bo'lishi aniq. Lekin shu va'da amalga oshishi uchun mabodo shartlar qo'ygan bo'lsa, maxsus sabablarniga bog'lagan bo'lsa shularni men bilmay qolmayapmanmi degan iztirobda Allohni o'ziga yana qaytib yolvorib turishadi. Ularni Allohdan boshqa bilan qarori bo'lmaydi. Balki ular Allohning ilmiga qarab, kengligiga qarab uni qahri, ya'ni qahr deganda achchiq g'azab emas. Qahrdan bo'lat arab tilida hukmini o'tkazish. Qahr hukmini o'tkazuvchi, qahr qiluvchi degani emas biz o'zbekcha aytganda. Balki Allohning hukmi o'tishi uni ilmi kengligini e'tiboridan ular Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilan gina qaror topadilar. Xotirjam bo'la olmaydilar boshqa bilan. Va minhu qawlu sayyidina Ibrohim al-Khalil alayhisalom
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وقول سيدنا شعيب إن كان مثلا إبراهيم عليه السلام سوزلرنا مثلا قصيك بولاد وكشن ما ديجندلر ولا أخاف ما تشركون به سلر شركت ريا كان لرسلر معبود لر بركو وشلر دم من قرق ميمن ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا مجرم ربم برنسان استجم بوسه مستثنى ديدلر شو يرد اكتس جملة بار ولا أخاف ما تشركون به سلر شركين تلي كانوا معبود لريلر دم من قرق ميمن بو الله تعالى وعد جاء إشارة والله نحكم جيش وبكش تحسن بقلر جي إشارة يعني الله نحكم شو كي من قرق ميمن Allah'ın vaadesi menge korkma menden başkasından degen. Korkma sizler etken mabudlarilerden, bir ortasından, sığınırken illerden. Hop şu korkmasligi keyin sabit duradı mı? Çünkü kefalet var mı? O ben korkuyorum masligiye kalbige. Allah'ın vaadesi boyunca korkma ben özüm kifaya kılaman degen. Korkmayayım ben deydi. Bana bu vaadenin ifadesi için. Lekin illa en yaşa'a rabbi şey'e. Lekin Rabbim birer nesneni irade kıyam olsa, haklıgam olsa, müstesna deyse, o ne müstesna, nemeden istisna kılıyor. Yani korkuşum mümkün demek için mi? Yani Rabbim birer nesneni istep kıyam olsa eğer, korkuşum mümkün sizlere etekken, sizlere ibadet kılıyken mağbuddan demek için miler? İlla en yaşadaki istisna, nemeden istisna? La akhafudan istisna bulut ne? Korkmayım benden istisna bulut. Korkmayım ben o, lakin Rabbim birer nesneni istep kıyasa ki illa, bu müstesna diyende, o müstesna diyende nemen ayet yaptılar deyse. Yani ben Allah Ta'ala'nın vaadesine göre korkmuyum ben. Lekin Rabbim eğer bir nesneni istese, ben özümdeki şu haletini tutturamıyım ben. Yani ben korkuşum mümkün demek için miyiz? Ben korkmayı duruşum Allah'ın iradesine bağlı demek için. Allah Ta'ala ben de şu korkuğunu yaratmayı duruşu da ben duramam korkmasından. Eğer yaratıp kalsa, ben özümde bu kuvvetini üşüp duramayayım. Allah'ın ilmi geteşe yaptılar ki, yani, illa en yaşa Rabbi şeye, Allah'ın ilmi geteşe. Allah Ta'ala bile diyene benim halim numur işini ki. Peki, ben Allah'ın vaadesine göre azmim şu ki kuhmayayım ben. Bana şu, benden azm bilen tevekkülün ortasındaki halet. Yani Allah Subhanahu ve Ta'ala'ya teşebbü duruş. O'zdagi hatto Alloh taolo tomonidan kelingan va'daga ham ishonish bilan birga o'shanga jazm qilish bilan birga. Lekin shu va'dani ustida ham Alloh taoloning ixtiyorida ekanini unutmaslik. Nuqta shu yerda. Alloh shunday deb aytdimi? Men qilaman albatta bo'ladi emas. Alloh taolo aytdi, albatta bo'ladi Alloh xohlasa degan joyda turish kerak. Alloh taolo xohlamay qolsa Men birorta shartni o'sha va'dani yuzaga kelishi uchun, va'daning yuzaga kelishi uchun bo'lgan shartni tark qilishim bilan mendan o'sha holat olib qo'yilishi mumkin. Deb Allohning ilmiga tashab qo'yish, illa an yasha robbi shay'an murod Allohning ilmiga tashash o'zini holini. Qo'rqib qolishi mumkin degan xatar emas. Qo'rqmayman, ammo Alloh xohlasa qo'rqmay turish meni qo'limdan kelmaydi. Allah bunu aksine halası eğer. Birer sebep ki göre beni uzgartıp koysa eğer. Degen Allah'ın ilmige tapşırışı var. Mene şu vade gâlık işanış bilen birge. Vade birer nersege bağlık bop koganını bilmeyi karışke işare demek için. Bu hikmetke taallıklı cahil şu. Yani ki Şuayb aleyhisselam gebleri. O me yekunu lana en ne'ude fiha. Ey fi milletil kufr. İlla en yaşa Allahu Rabbuna vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilme. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a İlla en yaşa Rabbi şey'e vesi'a Rabbi kulle şeyin ilme deyken arkasından. Megerem Rabbim haligen bulsa müstesna deyip durup Rabbim hemen her seni ilim bilen kamerap koygen. Yani ben hazır özümü ilmim gereşe cazim kulle yapmam. Min bilmegen Allah'ını bilgen neseleri buluşu mümkün ki ben gaybden bu narsadan bir haber buluşum mümkün. Deb ilimni zikir qilganida xuddi shu gapni Shuayb alayhissalom ham aytibdilar. Shuayb alayhissalomning qavmi qaytaramiz. Biz yo
bizi özümüzü millete qaytarsınlar, özümüzü kavmge, özümüzü küfürge qaytarsınlar. Ya ki haydab çıkaramız. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ya haydab çıkaramız şehirden. Ya özümüzü dinge qaytarsınlar. Deyişti Şuayb aleyhisselam ve kavm. O kişinin iman kızdırganlar diye. O kişinin kavmi. Şunda o kişi ayettiler ki, ortada var ayet. Bu kişi kirtir maksu olgen misal kirtirle deyince ayet. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ ف۪يهَا. Biz asla kaçışımız mümkünmez. Eski milletke, eski dinge. Millette murad din bu yerde. Fî milletine dedi millette murad din. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ ف۪يهَا. O milleti kaçışımız mümkünmez. Dediler de, İlla en yaşa Rabbuna. Rabbimiz istese yine müstesna. Yani Allah bizi küfürge kaytarışı mümkün diye ihtimal var mı? Yok, ona kalmaz. Biz kaytışımız mümkünmez. Allah Ta'ala şunu diye vaada kıyam, şunu büyürgen bizge. Lakin Allah haklep kısa eğer bizi zelaletimizi. Mabada. Biraz sebep, biz, biraz sebep bilen, bizdeki bir hata bilen Allah Ta'ala. Bizden hidayet tabi koysa kaytışımız mümkün. Peygamber sıfatı kaytışı mümkünmez. Lekin ixtiyor Allohning qo'lidaligida, hatto payg'ambar bo'lgan holatida ham hidoyatda sobit turish Allohning inoyatidan boshqa narsa emasligiga ishora xolos. Alloh taolo shuncha orqasidan vasi'a robbuna, ya'ni u tushiga gap aytadi. Ibrohim alayhisalom aytgan gapni aytadi. Vasi'a robbuna kulla shay'in ilma. Robbimiz har bir narsani ilm bilan, ilmiy qamrab olgan. Ya'ni biz qaytishimiz mumkin emas, lekin biz bilmagan bir narsa bo'lishi mumkin Allohning ilmida. O'shanga ko'ra agar qaytishimiz Allohning irodasida bo'lsa, uni bilmadik, aniq ayta olmaymiz. Lekin aslida biz qaytadigan emasmiz, demoqchi bo'ladi. Bu yerda nuqta nima? Bu kishi aytmoqchi bo'lgan nozik nuqta nima? Nozik nuqta shuki, Alloh subhanahu va taoloning va'dasiga aniq ishonadi va o'shanga ko'ra biz qaytishimiz mumkin emas deydi. Lekin o'sha sobitlikni ortida ham Allohning irodasi turgani. Alloh subhanahu va taoloning xohishi bo'lmasa, banda hidoyatda sobit tura olmasligi. Bu hidoyatda ularni sobit saqlab, najot berishiga qilgan va'dasiga, Alloh taologa iymoni mukammalligi. Lekin shuni ortida, mabodo biror shartni yo biror sababni yo bir narsani muta'alliq qilib bog'lab qo'ygan bo'lsa agar bir narsaga. Undan bu banda bexabar bo'lishi bu Allohning ilmida yashiringan bo'lishi mumkinligiga ishora bor oyat. Hikmatga taalluqli joyi qaysi? Hikmatga taalluqli joyi zamoni tayin qilingan bo'lsa ham, yoki bir va'da berilgan bo'lsa, amalga oshmay qolsa, zamoni tayin qilingan bo'lsa ham agar sen u va'dani ustida shak qilma. Balki va'da bo'lishi aniq u, Alloh va'dasiga xilof qilmaydi-yu, lekin ortida biror ilm borki, bu va'dani shuni men bilmayapmanmikin deb o'ylab turgan payg'ambarlar ham shunday o'ylab turishgan demoqchi. Va qodiyatu nabiyina sallallohu alayhi va sallam yawm badr. Haythu da'a hatta saqata rida'uhu. Va qala Allohumma ahdaka va va'daka. Allohumma in tahlik hadhihi al-isaba lam tu'bad ba'da al-yawm. Fi al-ardi jumlayan bor ba'zan bunda. Matnlar. Bunga yana bitta misol Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Badr kunidagi iltijolari. Badr kunida 313 ta sahoba xolos. Mushriklar 1000 ga yaqin. Ularda Qur'on asta hamma ot, ulov, tuya hamma narsa ularda serob. Musulmonlar juda zaif Qur'on asta tomonidan ham, adad jihatidan ham, udda jihatidan ham. O'sha holatda musulmonlar endi o'shida agar halok bo'lsa, qirilib ketadi. Alloh taolo va'da berganida Badrda nusrat berishgan. Xo'p, nusrat berishi aniq deb turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bosib ketaverdilarmi? Alhamdulillah. Rasululloh. Bosinglar qani? Nusrat aniq dedilarmi? Yo, iltijo qilib yig'lab turdilarmi? Men nuqta shu yerda. Va'da bor aniq. Va'daga Alloh xilof qilmasligi ham aniq. Xo'p, o'shanga tayanib qani bosinglar? Olg'a. Va'da aniq bizga, nusrat bizdan deb turib olg'a deb bosdilarmi yoki Alloh taologa yana mustar bo'lib, yana iltijo qilib yig'lab turdilarmi? Hani gap nuqta shu yerda. Yig'lab turdilar. A nima deb duo qildilar? Ey Alloh, ahdaka va va'dak. Va'ding boru, ahding boru, o'shani so'rayman. Yordam beraman, nusrat beraman, g'alaba beraman degan va'dingni so'rayman.
Şuna kadar yığılıp dua kıldılar ki hatta rıdaları yerlerden çıkıp gitti. Kollarını köp kurtarıp köp nola kılgenlerdi. Yani şunu da söz ettiler. Ey Allah, eğer bana şu bir toda adam helak olsa, bugünden keyin yeryüzünde senge ibadet kıladı yokamaydı. Eğer şu toda helak olsa, kaytıp senge yeryüzünde ibadet yok. Devardılar. Şu derecede müstahar halette yığılabilirler. Göyan ki helaket mukarrar dek iltica kıldılar. Halbuki vaada mukarrar. Nusretke, galabege vaada mukarrar. Göyan ki helaket mukarrar dek. Helakette yakasında türgen dek nala kılıyordular. Ne mege? Vaadege şaktenmez. Vaadege anık imanları. Oşa vaadege biz münasip bu mekameylik. Burada şart bulsa yani ki biz bilmeyi kameylik. Yani ki o şu vaadenge namunası bu kumeylik. Biz halimizden kat'i nazar nusret vergin vaadenge muvaffak. Halimizden kat'i nazar degin istirabları var da. Bana bu bendelik şu. Şu havf Allah Ta'ala'ya şu yakar. Çünkü bunu, bu bendeni Allah'a bağlayıp duruş. Bu mesela vaadenle koyup iş bitirdi bilgenini kılıç kutel. O bendelik var mıydı onda? Bendelik o şu vaade verilip muayyen vaade bu vaade. Çünkü ki وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَشَكَنْ Umumi vaade emez. Bu ayın, meşru cengde nusret veremem deyip vaade veriyor. Meşru cengde uzdu. Parıştalar çürüş niye vaade veriyor? Muayyen vaade. Zamanı, mekanı, hemen neresi muayyen vaade. Şu vaadeni emelge aşışını Allah'dan itica kılıyorlar yapıyorlardı. Hüttü ki, siz öyleyiz ki, vaade veriyor mu sen demek ki yığılıyordular, demek ki kayıp soruyordular. O yerdeki soruş, Allah Ta'ala vaadesi ki, hılaf kalışından korkuşmaz. Allah'ın vaadesini ki muhtaçlikini izhar kılış ve vaadege koyulgen şartlarga düşmeyi kalıştan korkuş. Çünkü yaptılar ki bana şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın o şu dualarındaki hal idi. Şunu da Sıddık ettiler ki yani Ebu Bekir Sıddık hasbuke ya Resulallah. Yeter ya Allah'ın Resulü. Yeter. İcabat kıldı Rabbis. Yeter diyorlar. Arkada durup kollarını açıp verdiler bir müddet. Resulullah dua kıla vurdular, yığla vurdular, dua kıla vurdular, yığla vurdular. Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhunun içlerine ağrıp gitti. Ya Resulullah buldu indi yeter, icabat buldu yok. Devardılar ahir. Ederler ki, فَاِنَّ اللّٰهَ مُنْجِزٌ لَكَ وَعْدَكْ مَا وَعْدَكْ Ya Resulullah yeter indi. Elbette Allah sizge vaadesini emelge aşırı dediler. Mene şunu da dediler. فَنَظَرُ الْمُصْطَفَى اَوْسَعْ Resulullah'ın nazarları Allah'a bu Allah hakkında bugün marifetleri belirli giden fikirleri, nazarları kengra bugün. Bana şu orunda. لِعَدَمِ وَقُوفِهِ مَعَ ظَاهِرِ الْوَعْدِ وَوَاقَفَ الصِّدِّيكُ مَعَ الظَّاهِرِ فَكُلٌ عَلَى صَوَابِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْسَعُ نَظَرًا وَاَكْمَلُ عِلْمًا Ayetler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nazarları fikirleri, ilimleri kengra kadar Sıddık'tan göre aleyhisselam ve radıyallahu anhu. Ne demek edilse çünkü Resulullah vaadanın zahiriye kalıp tuhtap koymadılar. Vaade ver diyor, elbette nusret ver diyor, buldu da deyip hatırca mumadılar. Ebu Bekir Sıddık, Allah vaadası yıkıl hafkımı diyor degen noktayı nazardan türüp yapardılar. O kişiyen doğru işi. Allah vaada kıldı mı hafkımı diyor degen noktayı nazardan kep çıkıp yapardılar. O kişinin karşıya mı doğru? Ama Resulullah'ın kardeşleri kengrak, torrak ve marifetliyrak. Çünkü o kişi vaadenin zahiriye karabemez, belki batınlığa hem karayetliler. Aleyhissalatu vesselam. Ve nebiyyü evsa'u nazaran ve ekmelu ilme. O kişinin nazarları, fikirleri kengrak idi ve ilimleri mükemmelrak idi. Ve emme kadiyyetul Hudeybiye felem yeteayyen fiha زمن الوعد لقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا من سيرتنا من شنو يوقش كده من سيرتنا سيرتنا فرصة شلر سيرتنا واقعية لنا خب سكسين جيل مجان تو كسين جيل مجان دير عشان بلان كده ما هو يوم كده لكن هو حسسة بيرميد هو يوم كده لكن هو سجى حياة سجى بتحسر بيرميد سيرتنا من أبون ده نبي عليه الصلاة والسلام حال لربلان كوشي بورجان لسكينا سيرت من فاد بلاد lafızlarını özü bilen, vakıyalarını sureti bilen örgenlese siret menfaat vermiyor. Belki bazıları suistimal kıladı siret. Böyle siretten yine bir misal. Hudeybiye sulhu da Allah subhanahu ve teala
inna fatahnana Hudaybiyada nazil qildi. Inna fatahna laka fathan mubina. Biz sizga ochiq fathni berdik dedi. Sahobalar o'yladiki, ke payg'ambarimiz alayhisalom tush ko'rdim, tushimda Makka'ga kiribmiz, haj qilyapmiz dedilar. Sahobalar bo'ldi, bu yil kiramiz ekan, haj qilamiz ekan deb o'ylashdi. Alloh taolo ularga Makka fathini va'da qildi, eminlikda haj qilishlarini va'da qildi. Vaqtiki borganlarida ular kirgizishmadi, kelasi yilga shartlashib qaytdilar. Umra ham haj ham bo'lmadi. Qurbonliklarni o'sha yerda so'yishdi, Hudaybiyani o'zdi. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu va ba'zi sahobalar buni qabul qila olmadi. Ey bizga fath va'da qilingan deyi Makka fath. O'zimiz yurtimizga qaytadigan deyi ona tuprog'imizga, ota yurtimizga. Qani va'da bo'lmasa. Ya'ni u kishi va'daga shak qilmoqchi emas. Ya Rasululloh bo'lish kerak deb turmoqchi. Ana shu vaqtda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni holatlari yuqoridagi hikmatni bir nuqtasini ochadi. Fa alima ma lam ta'lamu. Alloh taolo sizlar bilmagan narsani bildi deb aytadi o'sha yerda. Shunda alayhisolatu vasallam aytdilarki, Umar roziyallohu anhuga alam tuxbirna annana nadkhulu Makka. Biz Makka kira deb aytmaganmidingiz? Shunday xabar qilganingiz-ku. Deganda aytdilarki, mana shu yil deb aytdimman dedilar. Rasululloh. U kishi aytdiki, Hazrat Umar yo'q, bu yil deb aytganingiz yo'q. Shunda aytdilarki, albatta sen Makkaga kirasan va Ka'bani tavaf qilasan dedilar. Ammo bu yil degan so'zni aytganimiz yo'q biz va'da bergan paytda. Alloh taolo ham fathni nozil qilganda shu bu yil bo'ladi degani yo'q. Hatto Hudaybiyada sulh tuzib orqaga qaytishayotganda mana shuni fath degan Hazrat Umar. Mana shu fath deganlar Rasululloh. Ya'ni fathdan murod sulhni o'zi bir qavlda. Ikkinchi qavlda fathdan murod keyingi yilga va'da qilingan Makka fathi. O'z unusan bunusan fath bo'lgan o'zi. Mana shu bitta misolki siyratdan yana bitta misol. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq edi. Ammo muddati tayin qilinmagan edi. Tayin qilinmagan paytda shubhaga tushmagan. Mabodo tayin qilinsa ham haliginga ta'lil qilin. Fashudda yadaka ya akhi ala tasdiqi ma va'adaka Alloh subhanahu va taolo bih va hassin zannaka bih va bi awliyaihi va la siyama shaykhuk. Aytadilarki, birodarim, Alloh subhanahu va taolo nimaniki senga va'da bergan bo'lsa, shuni mahkam tut. Alloh haqida gumoningni yaxshi qil. Shuningdek, Allohning valiylari, avliyolar to'g'risida ham gumoningni yaxshi qil. Bir narsani bo'ladi deb aytsa, shubhaga tushma. Xususan o'zingni shayxing gapirsa. Fa iyyaka an tudmir at-takzib aw ash-shak. Fayakunu zalika qadhan fi basiratik. Aslo ichingda gumonni yoki yolg'onchiga chiqarish da'vosini saqlama. Shayxing gapirsa ham, boshqa valiylarning gapini eshitganingda ham albatta Allohning va'dasi yerda qachon. Agar o'shunday qilib qo'ysang, seni basiranga nuqson yetadi. Va gohida uning basirangning ustiga parda to'silishiga, mahjub bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, sarirangning nurini o'chishiga ham olib keladi. Natijada sen birinchi kelgan joyingga qaytib qolasan. Ya'ni qanchadir kamolat hosil qilgan bo'lsang-u, qalbingda mana shunday hayratlarda o'ylanib qolsang, qalbingda hosil qilgan nuring-u ruhiy ruhoniy darajatlaringni yo'qotib, yana boshidan boshlashingga to'g'ri keladi hamma ish. Nima oldinda qurgan bo'lsang, ruhoniy tarbiyada hammasini barbod qilgan bo'lasan. Uni o'rniga sen eng yaxshi tavillarni qara va eng yaxshi mahrajlar, ya'ni yechimlarni o'ylagan. Masalan, hatto shayxingning aytgan gapini nasiya to'g'ri kelmay qolsa ham, uni ham ta'vil qilgan, valiylardan eshitgan, uni ta'vil qilgan. Nafaqat oyat karima yoki hadis shariflar, lekin hattoki balki o'sha shayxlarning aytgan so'zlarida ham gumonga borishga o'rganmaginki, qalbingning ko'zi yopilib qoladi unda. Ruhoniy nuroniyating o'chib qoladi dedilar.
فقد تقدم قول شيخ شيوخنا سيدي علي رحمه رضي الله عنه yukarıda aldığında ötken gapni qaytaradi oldingi hikmatlarda o'tdi. Nima degandilar? Agar biz bir narsani aytsak u o'sha aytgan narsamiz chiqsa yuzaga kelsa ya'ni bir marta xursand bo'lardik. Agar aytgan narsamiz amalga oshmasa 10 marta xursand bo'lardik. Bu nima uchun desa bu ana shu so'zni aytgan Shayx Alining nazari ilmi kengligidan. Ma'rifati mükemmelligidan, Rabbini yaxshi taniganidan bu. Çünkü aytgan narsasi amalga oshsa istagi oshgan bo'ladi. Yuzaga istagi yuzaga chiqqan bo'ladi. Amalga oshmasa bandaligi yuzaga chiqqan bo'ladi. Bandaga istagi yuzaga chiqqandan ko'ra bandaligi yuzaga chiqqani afzalroq bo'ladi. Wa aydan qad yutli'u Alloh subhanahu va taolo awliya'ahu على نزول القضاء ولا يطلعهم على نزول اللطف فينزل ذلك القضاء مصحوبا باللطف فينزل خفيفا سهلا حتى يظن أنه لم ينزل وقد شهدنا هذا وما قبله من أنفسنا ومن أشياخنا رضي الله عنهم فلم ينقص صدقنا ولم يخمد نور سريرتنا فلله الحمد. Endi Ibn Ajib aytadilarki, shuningdek Alloh subhanahu va taolo ba'zan bir valiylarga bir qazo, bir baloni tushishini xabarini aytadi. Lekin o'sha baloni yonida Allohning lutfi ham, marhamati ham tushishini xabarini aytmaydi. Ya'ni bo'ladigan voqealarning yarmini aytib, yarmini aytmagan bo'ladi. U vali kishi o'ziga bildirilgan narsani gapirishi mumkin. Lekin o'sha qazoning yonidagi lutfni xabari berilmagani uchun uni bilmagani uchun aytmaydi. Lekin vaqtiki qazo nozil bo'lib, qazo tushgan paytida, qazo va qadar o'sha balo kelgan paytida Allohning lutfi bilan keladida yengil o'tib ketadi. Katta balo keladi deb yoki bir og'ir narsani kutayotgan bo'ladi, yengil o'tib ketadi. Allohning lutfi bilan. Lutfi bilan yengil o'tib ketganidan go'yoki qazo tushmaganga o'xshab ko'rinadi. Shunday holatlar ham bo'ladi deydi. Dadam ayet bergan ekanlar, onam ayet beradilar. Dadam o'zidan eshitmaganmiz, onam ayet berganlar. Toshkentda o'tirishganda dadam yana ikkita o'g'ilisi o'tirgan bo'lgan. Bir odam kirgan ekan, xaromati odam. Kirib, uchalasiga bittadan gap aytib ketgan kelajaklari haqida. Sen bunda bo'lasan. Sen bunda bo'lasan, sen bunda bo'lasan deb aytib ketgan. Shunda haligi dadam o'g'ilisiga, Namanganlik o'g'ilisi ekan, agar arab yurtiga safarga chiqmasang yosh o'lmaysan deb chiqib ketarkanda agar arab yurtiga Liviyaga deb aytganmi yoki arab yurtiga deganmi safarga chiqmasang ofiyatda qolasan yoki umring uzun bo'ladi degan shunga o'xshagan gap aytgan. Keyin dadam aytardilarki shu odam shu o'rtog'imiz Liviyaga o'qishga boraman deb yo'lga chiqdi poyezdda yo'lda keyin avariya bo'ldim bir narsa bo'ldi yo'lda o'ldi shu odam o'rtog'imiz deb aytardilar. O'sha shartni qo'shib aytgan ekanda, agar o'sha safarga bormasang, umring uzun bo'ladi. Bo'lmasa o'sha safarda o'lasan degan ekan. O'sha harobati odam shu gapni aytgan ekanda, dadam aytardilarki, bu Namanganda juda obro'si baland edi. O'zi ahli ilm bo'lib, hamma masalan ko'chaga chiqsa, qo'l qovushtirib, chekaga chiqadigan bo'lib ketgan ekan. Juda ajdali odamni ilmda obro'si oshgan ekanda o'zini yurtida. Lekin ziyodalik istab chiqqan arab yurtiga. O'sha yo'lda halok bo'lgan. Haliga odam harobati odam kelib aytganda bir qancha gap aytgan. Uchalasiga ham xuddi shunaqa gap aytgan, shunga o'xshaydi. Sen unda bo'lasan, sen bunda bo'lasan. Hali o'rtog'iga Namanganlik. Sen agar arab yurtiga chiqmasang safarga yosh ketmaysan degan. Chiqqan yosh ketgan keyin. O'yin qadarlar qadardan tashqariga chiqmaydi-yu, muallaq ekanda qarang shu. Ana shunday gohida muallaq bo'ladi. Shu bilan birga xabarni bir qismi aytilib, bir qismi valiga aytilmasligi mumkin. Balo keladi deyilishi mumkin, yonidagi lutf aytilmasligi mumkin. U katta baloni kutgan bo'ladi, yonidagi Allohning lutfi bilan u yopilib ketib qoladi. Go'yoki voqea bo'lmaganga o'xshab qoladi. Deb turib aytadilarki, bunga o'xshagan holatni biz undan oldingi holatni ham, undan oldingi qismi qaysi? Bu lutf bilan bo'lishi bo'lsa, undan oldingi holati biror shartga bog'langan. Mana bu aytayotganda
وَقَدْ شَهِدْنَا هَذَادًا Bu, biz bunu gördük degenden murat, lütf ayetilmezden, kaza ayetilgen haberde, vakıya bugün peyitte lütf bilen, kaza yaşarınıp ketkenini gördük. وَمَا قَبْلَهُ دَ مُرَتْ شَرْتْكَ يَكِ سَبَبْكَ بَغْلَبْ قُيُلْغَنْ دَيْكِ حَالَتْلَ Özümüzde ve şeyhlerimizde gördük, elhamdülillah, birer ümmette bizi, o şey vaadelerde bulgen tasdikimiz, imanımız, pesaygeni yok ve sariremizin nuruge hem pütül yetkeni yok. Kim tembih edip ettiler? كان الشيخ الفقيه العلامة سيدي التاودي أبو عبد الله محمد التاودي نعتدر ابن سودة يستشكل هذه الحكمة ويقول كيف يتصور تعين الزمان إن كان بالوحي فقد انقطع وإن كان بالإلهام فلا يلزم من الشك فيه القدح في البصيرة إذ لا يجب الإيمان به من أبو حكمة وعدك بالوعدة برلسة كي أنه وقت تعين قلنسة وشو وقت دا أملك أشمي قصة شك كي حيرتك تشمجن بصيرن فتر يتد يعني قلبين نورية سريرن نورية نقصان يتد حتى أتشم ممكن أشو نور دبعت لرو Mukşat yaptılar ki bu yada bir müşkile var, bu muamma var, bu gapni astıda dediler. Ebu Abdullah Tavudi. O nima muamma desa aytadilar ki qanday qilib zamonni tayin qilish sodir bo'lishi mumkin? Agar vahiy bilan bo'ladigan bo'lsa, u kesilib bo'lgan. Vahiy yo'q. Bu gapni shu sahobalar davrida aytsin bo'lardi. Hozir gap kerak yo'q, chunki vahiy to'xtagan, vahiy bilan bo'ladigan bo'lsa, siz vaqt tayin qilib, falon narsa falon kuni bo'ladi degan narsa. Vahiy bilan bo'lishi mumkin edi. Vahiy yo'q. Endi agar vahiy yo'qmi? Demak, bu narsa sodir bo'lmaydi. Zamonning tayin bo'lishi, ya'ni va'dani berilishi emas, va'dani vaqti ham tayin bo'lishi. Va umumiy va'dalar bor. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin o'xshagan. Va kazalika nunjil mu'minin o'xshagan. Ammo vaqti tayin qilinishi vahiy bilan bo'lishi mumkin edi, vahiy yo'q. Endi bu hikmat bizga taalluqli emasmi unda? Nima kerak bu hikmat bu yerda bizga? Modamiki vahiyin kesilgan bo'lsa. Endi agar yo'q vahiy bilan emas, ilhom bilan bo'lsa ham demoqchi bo'lsang, ilhomga iymon keltirish vojib emas u. Ilhomga shak tug'dirish nimaga basiratga ziyon qiladi? U iymonga taalluqli bo'lganda basiraga ziyon qilish kerak edi. Ilhomga iymon vojib emas-ku. Nimaga endi u ilhomga agar ilhom bilan bilingan xabarga agar sen shak tug'dirsang, basiraga ta'sir qilish kerak? Nimaga? Halbuki iman vacib emas ilhamge. Degen bir müşkile muamma savalını tuğdurdular. Şimdi bu kişi cevap verirler. Kelamuna ma'al muridine siddiqin es-sailin evil vasilin ve hum mutalabuna bit-tasdiq il-eşyâhi fi kulli ma nataku bih. Bizi gapimiz, hazretiki gapimiz. Muridlerge siddiq bugün, hakiki muridlerge va soirlarga ya'ni hali nafs tarbiyasi yo'lida ketayotganlar yoki vosillar ya'ni nafs tarbiyasini oxiriga yetkazganlar. Vosil degani Allohga yetishgan degani o'lgan yoki Allohga borib qo'shilib ketgan degani emas. Vosil degani Allohning ma'rifati va muhabbatini qalbida joyladi degan. Ya'ni shunga tamakkun topsa kishi ya'ni o'zlashtirsa ma'rifat va muhabbatni to'la. O'sha odamni vosil deydi. Vasıllar yoyinki hali nafs tarbiyasi yo'lidagi kishilarga taalluqli bizning gapimiz. Ulardan talab qilinadigan narsa shayxlari nima desa, nimayiki so'zlarsa shuni tasdiq qilish bo'ladi. O'shlarga taalluqli bo'lgan. Chunki ular shayxlar payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'ladilar. Fahum ala qadamihim ularning izlaridan boradilar. Falil anbiya'i wahyun وحي الاحكام وللاولياء وحي الالهام payg'ambarlarga keladigan vahiy bu shariat ahkomlarini olib keladigan vahiy bo'ladi ammo avliyolarga keladigan narsa ilhom vahiysi deyiladi vahiy degani o'zi maxfi tez xabar yetkazish degan bir xabarni tez maxfi yetkazsangiz masalan ko'zingizni qiri bilan ishora qilib bir odamga bitta xabarni masalan palonchi kiryapti tur degan yoki
boshiga ur degan ma'noni bir ko'z bilan ishora qilib qo'ysangiz, bilasizmi deb ishoringiz. Va tez suratda qildingiz, vahiy bo'ladi shu. Vahiy so'zi shariy istilohda faqat payg'ambarga ishlatiladi. Lug'aviy istilohda boshqaga ham ishlatiladi. Asalarga vahiy qildik deydi, Musoning onasiga vahiy qildik deydi va hokazo. O'sha ilhom vahiysi bo'ladi. İlham xabari bo'ladi. Peygamberlerge vahiy keledi, ilham, evliyalarge ilham, vahiy, ilham haberi keledi. Ana şunu onlar tasdiklaştırdı kerek. لِأَنَّ الْقُلُوبَ اِذَا صَفَتْ مِنَ الْاَكْدَارِ وَالْاَغْيَارِ وَمُولِئَتْ بِالْاَنْوَارِ وَالْاَسْرَارِ لَا يَتَجَلَّى فِيهَا اِلَّا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكِ اِلَّا الْحَقُّ مُطْلَقْ حَقْ بُلُشِمْكَ Dediler ki çünkü kalpler eğer tozalanıp, kirlerden tozalansa, Allah'dan başka narsalardan tozalansa ve onge nurlar ve sırlar toladigen bolsa, onda fakat hak narsa tecelli kıladigen, yani zahir boladigen bu kalı. Haktan murad demek bu yada hakikat, vakiyede hakikatte sabit narsa, hakta alamaz. Onu kaysi ki kalp toza bolsa, onda fakat Allah subhanahu ve ta'ala tamamen hakikatler yine onda zahir bolad. Boshqa botil narsalar u qalbda sodir bo'lmaydi. Binobarin undagi narsa haq bo'ladi, unga shubha tug'dirmaslik kerak bo'ladi deydilar. Fa idza nataqu bi shay'in min wa'din aw wa'idin yajibu 'ala al-muridi tasdiquhu. Binobarin biror narsani aytsa, va'd bo'lsin yoki va'id bo'lsin, muridlarga uni tasdiqlashlari lozim bo'ladi. Fa idza daqalahu tashkikun aw taraddudun فيما وعده الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أو شيخه قدح ذلك في نور بصيرته وأخمد سريرته فإذا لم يعين زمنه انتظر وقوعه وإن طال وإن عين زمنه ولم يقع تأول فيه إن تدلرك nimaiki desa tasdiqlash lozim bo'ladi. Agar shak kirsa yoki taraddud hosil bo'lsa, Alloh ul payg'ambarning tili bilan yoki bir o'zini shayxining tili bilan aytgan narsada agar shak paydo bo'lsa, qalbiga agar shak taraddud keladigan bo'lsa, bu narsa uni basirasining nuriga salbiy ta'sir ko'rsatadi, nuqson yetkazadi va sariratining nurini so'ndiradi deydilar. Agar zamonu vaqti tayin qilinmagan bo'lsa-yu kutadi sodir bo'lishini. Agar tayin qilingan bo'lsa-chi, unda ta'bir qilishga o'tadi deydilar. Shunday qilish kerak demoqchi ya'ni. Taqaddama fi haqqi rusul min tawaqqufihi ala asbabin wa shurutin khafiyya. Wa bihadha farraqu bayna as-siddiq was-sodiq. Li'anna as-siddiq la yataraddad wa la yata'ajjab. والصادق يتردد ثم يحزم أو يجزم وإن رأى خرق عادة تعجب واستغرب والله تعالى أعلم من الشير ده يقارد بس أتكن جبن أتلدي يعني بيغمبر لرن حق لرداء أتلدي ولي لرجان متشجب كتاد وقاسد ديسيس وشا أتلجن بيرلجن وعدة برار شرط يا سبب كبغلنجن بولوش ممكن shunga ko'ra ta'bir qilish kerak bo'ladi. Endi shu yerda siddiq bilan sodiqni farqi bor. Ulayka humus siddiqun bor, ulayka humus sodiqun bor Qur'onda. Ana o'shalar sodiqlardir degan oyat bor, ana o'shalar siddiqlardir degan oyat bor. Siddiq bilan sodiqni farqi shuki, sodiq ham siddiq ham tasdiqlaydi, bor deb, haq deb biladi berilgan va'dani. Ammo odatdan tashqari bir narsani, o'sha va'daga xilof narsani yoki eshitsa yoki kelsa uni xabari siddiq ikkilanmaydi, odatdan tashqarisiga ajablanmaydi ham. Sodiq ikkilanib qolishi mumkin yuqoridagidek va taraddudga tushishi yoki ajablanishi mumkin. Bu yerdagi taraddudda murod haligi hayrat ma'nosi, gumon ma'nosidagi taraddud emas. Hayrat ma'nosidagi taraddud. Bu gapda bu tepadagi shu hozirgi oxirgi jumlalardagi gap ham İbn-i Acibani gaplarının şakten murad, tereddüdden murad, hayret düşünüşümüz gerek. İkkileniş, yani ki güman, tuğla işlemeye kalış, 52-52 kalış manası demez.
Çünkü ona kadar inanç bozsa inanç toplamaydı o uzun. İmanga putur yeterdi. Belki iman ketedi onda. Bu yerde لِأَلَّا يَكُونَ ذَٰلِكَ قَادِحًا ف۪ي بَصِيرَتِكَ وَإِخْمَادًا لِنُورِ سَرِيرَتِكَ dediler hikmetten. لَا يُشَكِّكَنَّكَ ف۪ي الْوَعْدِ عَدَمُ وُقُوعِ الْمَوْعُودِ hikmetine özde şu hikmetlere 7. hikmetine başta okuyanımızda yani va'de kılınganlar senin sadır bu mekalışı va'de de sinde hayret payda kılmasın. Tayin ki basiren ge nuksan yetmesin. Ve sarirenge ya ki sariretinge sarirenge sarirenin nurunu o şişe yapkemesin. Dediler. O şimdi ne mege o şu basirege halal kıla diyor sarirenin nurunu uçuradı. Bu hayret ne mege uçur. Dese bunu sebebi üçte üç cihetten dediler. Birinciden o şu hayret arkasından şakke yapkeledi. Şek gümanga yapkeledi. Güman indi başıda hayreti de Allah'ın vadesi haku nümege emelge aşmaya kaldı. Burası şartı var mı? Bu sekerik de deyip der o buru olmasayız. Tavirlini çıkarmasayız. Nümege bu aşmaya kaldı. Hak boru şükere gidiyor diye oylanıp türsiz. İndi birinci siz hayrete tur oluyorsunuz. Her ikilenmeye tur oluyorsunuz. İndi ikilenişke alıp geledi şeytan. İndi vadeni uzudu ikilenişke alıp geledi. Vadeni uzudu gümandarlık yap geledi. Mene bu basiretini uçuradı ki. İmanga putul etkizet. İkinciden dediler, basireni asli fayda istifadası nimeden buladı? Sarireni istifadası nimeden buladı desiz? Manalarını seyir kılışıda, manalarını idrak kılışıda buladı. Sözünü zahırlamaz. Hakikatlerini, mahiyetlerini engleş ve manalarını, dakik manalarını, söz artıdaki dakik manalarını, vakiliğini artıdaki mahfi manalarını idrak kılıp şu derslerini engleşte buladı o azı aslı basireni, sarireni iş. Sen eğer vadeni zahırı bilen yapışıp, oşun bilen tohtap kaladigen bu sen, manalardan kesilesin. Aslı basireni işi, sarireni işi manaları diyor. Sen vade bu kıl diyor, bu madde tohtalışın bilen, sen sözünü zahırı bilen kifayelendin o, manasından kesilgen buldun. Manasından kesilişin basireni işlemesini yap gerek. Çünkü basireni işi uzun mananın sayır kırışıdır uzun aslı. Mahfi işi mazmurlarını mülahaza kılışıdır uzun aslı. Onu uzun koyuyam olasın senin başından da. Dediler. Üçüncüden bu fethini tosla düşünürse. Yani kalbge kerediyen feth yani Allah subhanahu ve ta'ala tamamından insanın kalbge ruhuya kerediyen bir ilim, marifet yolunu o şey hayret tosup koyar. Yani o şey hayretten senin zahırın, lafzını zahırı bilen, vaadını zahırı bilen tohtalıp artıdaki manalar ve batını cihetlerini körmeye kalışından senge kerediyen fethi tosulup kalır. Dediler. Bana şu derslerini mülahaza kılış gerek dediler. Hulasa-i kerem kısa kılıp ayırtadığım bu sek yukarıdaki aldığı hikmetke bağlıq altıncı hikmetten ne diyorlar? La yekun teakhuru amedil ata ma'al ilhahi fi dua. Sen duada yalvarıp kayıtı kayıtı soruşunca karamestan İcab, Allah Teala'nın atasının keçikişi seni ümitsizlikke apkemesin. Çünkü o icabetini özü istegendik, senge bir işini vaada kılgen, kefaletlegen. Sen istegendik bir işini vaz. Özü istegen vakitte bir işini kefaletlegen. Sen istegen vakitte bir işini vaz. Şimdi bu, vakti tayin kılınmagen payitte. Tayin kılınmagen bu seçiyi mebada. O duaya nisbeten onu icabeti yüzeye çıkışı bulsun. Yani ki başka ayet-i kerimelerde ya ki vahiy arkalı ya ki ilham arkalı bir veliye verilgen vade bulsun. Yani bu derselerini hem eğer Allah'tan şu vadeni kigen de bilsen, ayetilgen vade amelge aşmaya kalsa, mebada vakti tayin kılınıp, o şey vakti de bu meyukagen takdirde hem, hayretlenip nemege bu meyukamaydı, kamadiyken de oylanıp, zgebni zahırı bilen tuhtalıp kama. Belki Allah'ın vadesi hak, demek kayır dedir, aslında bir ilim var. Bir şart ya sebep var bunu artıda. O şeyini biz bilmediyiz, bizi gözümüzde emelge açmaya gönlük şey kurundu.
deb shunday bir yechim bergan. Agar shunday qilib yechim berib, qalbingga taskin bermasang, u hayratdan shakka o'tib, shakdan gumonga o'tib borib, seni qalb ko'zing ko'r bo'lishiga, nuri o'tishiga olib keladi. Deb xulosa qiladilar. Bunga yuqorida aytganimizdek, payg'ambarlarning so'zlaridan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlaridan, oyati karimalardan misollar keltiradilar. Hojida opadim Alloh rahmat qilsin. Ko'p aytarlar. Yak duo koroha ko'nat goho Shayx Sa'diydan dedilar. Biz opadim xizmatda yurganimizda juda ko'pchilik kelib duo olardi. Har kuni o'nlab odam kelar. Shunda bir xursand bo'lgan paytlarda ba'zilar naqiya duo qilarlar, biz haqimizga ham duo qilganlar. Shunda aytadilarki, yak duo koroha ko'nat goho sayyid sad solani mi onna ko'nat deb qo'yadilar. Necha marta eshitganman shuni, ko'p marta. Gohida bitta duo shunday ishni qiladiki, 100 yillik harakat uni yarmini qila olmaydi. Deb turib, bir duo qilaylik, duo qilamiz. Shunda yana aytganlarki, men yana eshitganlarimdan ulug' zotlardan bittalari duo qilsalar, shu Parvardigor shu qush tushsin pastga deb Allohdan so'rasa, top etib tushar ekan. Aytishi bilan o'sha duosi ijobat bo'lib va uni natijasi o'sha zotni ko'rinar ekan. Yana aytganlarki, ba'zi zotlar bir kishi xizmat qilsa, qo'lin dard ko'rmasin deb duo qilsa, o'sha odamning qo'li bir umr kasallik dard ko'rmarkan. Deb turib, biz hali uqalab netib qo'ysak, qo'lin dard ko'rmasin deb duo qilib qo'yardilar. Shunday aytgan gaplari, ya'ni ba'zi ulug' zotlarning duosini olganda kishilar natijani tez ko'rgan deb aytardilar. Bu arshu Alloh subhanahu va taoloning ijobatini gohida undoq berilishi, gohida boshqacha bo'lishi har ikki holatda ham, har qanday holatda ham Alloh subhanahu va taoloning tasarrufiga shubha tug'dirish mumkin emas. Hikmatiga shubha tug'dirilmaydi. Alloh taolo bersa ham hikmatidan va ilmidan kelib chiqib beradi. Mabodo kechiktirsa ham, mabodo man qilsa ham. Hammasi uning ilmi hikmatiga bog'liq. Shuning uchun wasi'a robbi kulli shay'in ilma. Hamma narsani Alloh ilmi bilan qamragan deb turib, taslim bo'lish to'g'ri bo'ladi. Mana shu iymonga salomatlik, mana shu qalb nuriga jilo bo'ladi, qalbga jilo bo'ladi. Bu nurini saqlaydi. Xulosa qilaman shu, inshaalloh keyingi hikmatdan bu duo mavzusi tugaydi. Boshqa mavzuga o'tamiz inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiu.